Check, check. Haberciliğinde çok konuşulacak bir röportaj daha. Bir gerçek var ki tartışılmayan, herkes öldüğüm zaman da büyük kalabalıkların beni uğurlayacağını biliyorum. Çok şaşıracaksınız. Kadir İnanır, geçirdiği ameliyatlar ve hastalıktan sonra ilk kez konuştu. İnsanın aciz ve hiçbir şeye direnemez hale geldiğini görüyorsun. Kadir Baba'nın gözyaşları. İtiraf etti. Çok ağladım. Çok ağlattılar. İbrahim Tatlıses'ten sonra ben geliyorum. Ağlama. İtiraf etti. Artık milyoner değilim. Artık benim için her şey çok kıymetli. Özlem Yıldız boşanmanın ardından yeni hayatını ilk kez anlattı. Hayatı birkaç haftada nasıl değişti? Para kazanmanın, emek harcanarak bir şeyleri elde ediyor olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Serdar Ortaç'ın nişanlısı kaçak işçi mi? Çalışma izninin de Serdar Ortaç'ın şirketinden alındığına dair... Kül kedisi masalıydı. Kabus gibi bitti. Rüzgar gibi geldi. Tükendi ve gitti. Playboy'a aşık oldu. Evlilik dışı hamile kaldı. Çok iyi yaşa, çok teşekkür ederim. Evlilik ne zaman efendim? Meryem Uzerli'nin yaşadıklarını ünlü isimler nasıl değerlendirdi? Kızcağız hamile olduğu için de gitmedi mi? Belki yıllardır yaşıyorum o sendromu. Ben bir yere gitmedim bugüne kadar. Sette çalışmak kolay değil. Gülben'le Demet düdür mü oluyor? Seç beğeni aldı ama. Hira Bebek. Okan Kurt'a iyi gelmedi. Sanırken kendine Hira bak sana bugün neler anlatacağım falan diye böyle. Hadi biraz kafayı sıyırmış bak. Gel otur yanıma. Dünyalar tatlısı Uzay'ın annesine tatlı sürprizi. Uzay kurban oldu. Ya yapma bunu ya. Emre Altuğ, Çağlaşıker çifti, Müzmin Bekar Alişan'a kısmet bulma telaşında. Bizim var arkadaşlarımız, bekar arkadaşlarımız var. Kısa boylu. bonköre birini bulmak çok kolay canım. Onun çok kolay o. Evlen artık Alişan. Alişan, Çağla ve Emre üçlüsü gülmekten konuşamadı. Kahkaha dolu röportaj. Karanlıkta ne kadar yaşayabilirsiniz? Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Beren Saati'nin yeni filminden ilk görüntüler. Ben yaşadığım sürece kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Bu sahne gözyaşlarına boğacak. Dünürler konserde buluştu. Kız isteme merasimi gibi konser. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in anneleri konserde buluştu. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Çek, çek.
Günaydınlar efendim. Cumartesi sürprizine hoş geldiniz. Hafta sonları sabahlarınızın neşesi, eğlencesi, magazin keyfi cumartesi sürprizi bu haftada dop dolu bir içerikle evlerinize konuk olacak. Ama önce kısacık bir reklam arası diyoruz. Ardından birlikteyiz. Haberciliğinde çok konuşulacak bir röportaj daha. Bir gerçek var ki tartışılmayan, herkes öldüğüm zaman da büyük kalabalıkların beni uğurlayacağını biliyorum. Çok şaşıracaksınız. Kadir İnanır, geçirdiği ameliyatlar ve hastalıktan sonra ilk kez konuştu. İnsanın aciz ve hiçbir şeye direnemez hale geldiğini görüyorsun. Kadir Baba'nın gözyaşları. İtiraf etti. Çok ağladım. Çok ağlattılar. İbrahim Tatlıses'ten sonra ben geliyorum. Ağlama. İtiraf etti. Artık milyoner değilim. Artık benim için her şey çok kıymetli. Özlem Yıldız boşanmanın ardından yeni hayatını ilk kez anlattı. Hayatı birkaç haftada nasıl değişti? Para kazanmanın, emek harcanarak bir şeyleri elde ediyor olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Serdar Ortaç'ın nişanlısı kaçak işçi mi? Çalışma izninin de Serdar Ortaç'ın şirketinden alındığına dair... Kül kedisi masalıydı. Kabus gibi bitti. Rüzgar gibi geldi. Tükendi ve gitti. Playboy'a aşık oldu. Evlilik dışı hamile kaldı. Çok iyi yaşa, çok teşekkür ederim. Evlilik ne zaman efendim? Meryem Uzerli'nin yaşadıklarını ünlü isimler nasıl değerlendirdi? Kızcağız hamile olduğu için de gitmedi mi? Belki yıllardır yaşıyorum o sendromu. Ben bir yere gitmedim bugüne kadar. Sette çalışmak kolay değil. Gülben'le Demet dünür mü oluyor? Seç beğeni aldı ama. Hira Bebek. Okan Kurt'a iyi gelmedi. Sanırken kendine Hira baksana bugün neler anlatacağım falan diye böyle. De biraz kafayı sıyırmış. Gel otur yanıma. Dünyalar tatlısı Uzay'ın annesine tatlı sürprizi. Uzay kurban oldu. Ya yapma bunu ya. Emre Altuğ, Çağla Şeker çifti, müzmin bekar Alişan'a kısmet bulma telaşında. Bizim var arkadaşlarımız, bekar arkadaşlarımız var. Böyle kısa boylu. bonköre birini bulmak çok kolay canım. Onun çok kolay o. Evlen artık Alişan. Alişan, Çağla ve Emre üçlüsü gülmekten konuşamadı. Kahkaha dolu röportaj. Karanlıkta ne kadar yaşayabilirsiniz? Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Beren Saati'nin yeni filminden ilk görüntüler. Ben yaşadığım sürece kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Bu sahne gözyaşlarına boğacak. Dünürler konserde buluştu. Kız isteme merasimi gibi konser. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in anneleri konserde buluştu. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı?
amaçlı rızası alınıyor? Tek tek. Gülbenle Demet dünür mü oluyor? Seç beğen aldı Amanda. Hira bebek, Okan Kurt'a iyi gelmedi. Bunlar kendi kendine Hira baksana bugün neler anlatacağım falan diye böyle. Hadi biraz kafayı sıyırmış. Otur yanıma. Dünyalar tatlısı Uzay'ın annesine tatlı sürprizi. Uzay kurban oldu. Ya yapma bunu ya. Emre Altuğ, Çağlaş Eker çifti, Müzmin Bekar Alişan'a kısmet bulma telaşında. Bizim var arkadaşlarımız, bekar arkadaşlarımız var. Böyle kısa boylu. Bonkör'e birini bulmak çok kolay canım. Onun çok kolay o. Evlen artık Alişan. Alişan, Çağla ve Emre üçlüsü gülmekten konuşamadı. Kahkaha dolu röportaj. Tükendim artık. Modern bir kül kedisi masalıydı. Kabus gibi bitti. Rüzgar gibi geldi. Tükendi ve gitti. Playboy'a aşık oldu. Evlilik dışı hamile kaldı. Çok teşekkür ederim. Evlilik ne zaman efendim? Meryem Uzerli'nin yaşadıklarını ünlü isimler nasıl değerlendirdi? Kızcağız hamile olduğu için de gitmedi mi? Belki yıllardır yaşıyorum o sendromu. Ben bir yere gitmedim bugüne kadar. Sette çalışmak kolay değil. Kader, dünya, yuvarlak falan. Hande'ye bir haller oldu. Niye gülme krizine girdi? Yoksa Hande Yener'i bu kadar güldüren neden aşk mı? Ünlü popçunun yeni sevgilisi kim? İlan mı edeceğiz yani? Murat Dalkılıç'la Deniz Çakır arasında neler oluyor? Kafaları karıştıran yakınlaşma. Popçu Murat Dalkılıç, Deniz Çakır'la yakın temasta. Halil Sezai yerlerde. İsyan adamı Halil Sezai'nin hayranlarını isyan ettiren görüntü. Ünlü şarkıcı yerlerde süründü. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulundu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Bu karanlıkta ne kadar yaşayabilirsiniz? Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Beren Saati'nin yeni filminden ilk görüntüler. Ben yaşadığım sürece kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Bu sahne gözyaşlarına boğacak. Dünürler konserde buluştu. Kız isteme merasimi gibi konser. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in anneleri konserde buluştu. Az sonra. Çek çek. Efendim, kahvelerimizi aldık. Yavaş yavaş güne başlıyoruz. O zaman eğlenceli, bir o kadar da kahkaha dolu haberlerimizle hemen başlayalım diyorum. Show TV'nin yeni programı Güldür Güldür geliyor şimdi ekranlarınıza. Bakalım Güldür Güldür'de neler olmuş. Komik kız Doğa Rutkay'dan izliğini koparacak.
Hadise taklidi. Gel bana canım, gel canım. Doğa Rutkay'ın Hadise taklidi olay olur. Show TV'nin yeni bombası Güldür Güldür geliyor. Pazar sürprizi Güldür Güldür'ün setine baskın yaptı. Kahkahalar havada uçuştu. Her bölümünde seyircileri ekran başında gülme krizlerine sokan komedi programı Güldür Güldür yeni bölümleriyle Show TV ekranlarında olacak. Bahadır böyle şekil mi var ya? Şöyle bacaklarından tut. Bunlar böyle. Güldür Güldür'ün setine konuk oldu geçtiğimiz hafta. Ekibin en komik adamlarından Alper Kul karşıladı bizi. Güldür Güldür Show TV'ye doğru geldiniz. Transfer. Geldik. Transfer. Sonunda transfer. Show TV'ye geldik. İlk defa Show TV'de çalışacağım ben. Mutluyuz, huzurluyuz, keyifliyiz. Bunu da gösterebiliriz sana bak. Ana kafa gitti. Aa. Evet abi, inceldiği yerden kopsun. Vay o da gitti. Yepyeni skeçler hazırlanıyor Güldür Güldür'ün yeni bölümleri için. Alper Kul ekibin çalışma tekniğini açıklıyor. Saldım çayıra Mevlam kayıra tekniğiyle yaradana sığınaraktan sahneye çıkıp ezberin geldiği yere kadar geldi. Gelmediği yerde improvizasyon, doğaçlama, Allah diye gidiyoruz. Bir arabesk sanatçısı acı biberi bolede ye. Acı biber yemeden ol bakayım oğlum iyi. Biz eski tarzımıza mı dönsek? Bilemedim ama yiyeceğiz belli ki. Bu ne kadar acıdır o? Biz galiba hazırız artık. Haydi o zaman. Alper Kul'un Güldür Güldür'deki tipinin adı İsmail. Saftirik bir karakter olarak tanınıyor ve tipten tipe giriyor. Saftirik bir tip bu İsmail tiplemesi. Seviyorum da onu. Sokakta da çok güzel tepkiler geliyor buna. İsmail abi! Ekibe bu sene yeni katılan isimlerin başında Yeşim Ceren Bozoğlu geliyor. Başarılı oyuncu komedideki tüm yeteneklerini Güldür Güldür için sergileyecek bu sezon. Vallahi ben şahane bir ekibe geldim. Çok yeni, sevdiğim. Bu sezon yeni dahil oldum. Bu sezon yeni dahil oldum. Yeni transfer olarak. Yıldız transfer diye skeçteki gibi. Geçen sene benim Buse ex kankamın kankisinin abisinin kankasının kankasıyla birlikte olduğunu bilmiyorsun yani. Ne? Üstelik çocuk ileri olayı. İnanamıyorum böyle bir şey nasıl olabiliyor? Ama biraz kandırmışlar sanki Yeşim Hanım'ı. Bir delilikmiş. Hani ben nasıl okey dedim bu projeye, nasıl girdim bilmiyorum. Çünkü 400 kişilik BKM salonunda oynuyoruz. Gerçek kaç? 750. 720. 720 mi? Beni kandırdınız mı ilk oyunda 400 kişi diye? 720 kişiymiş salon. Yani inanılmaz kalabalık oluyor. Hani 720 kişi ama gerçekten ilk oyunda ayakta olanlar da vardı. Bir yandan alt kamerayla çekiyoruz. Dolayısıyla o tiyatronun sıcaklığı, o enerjisi de sanıyorum kameradan da geçecek izleyicilerimize. Yeni yayın döneminin skeçlerinden ilk görüntüleri ilk kez izliyorsunuz. Dönmüyorlar Bilal, sıkıntılar var. Lütfen dönseniz ya. Dönseler ya. Allah adı verdim ne olur. Çok zor geldik buraya. Dünyanın parasını verdik otobüs biletlerini. Biz çok iyi çocuklar. Döndü biri. Bir daha döndü. Hepsi döndü Bilal. Yes. Vay Allah affetsin. Bu ne çirkinlik ya? Olay skeci sona sakladı. Güldür Güldür'ün güzel ve komik kızı Doğa Rutkay'ın hadise taklidine bayılacaksınız. Hadise'nin bir yarışma programındaki hallerini, gülüşünü ve konuşmalarını taklit ediyor Doğa Rutkay. Gel, bana gel. Gel bebeğim, gel, gel. Sen gel canım bana. Sen gel bana, gel canım bana. Ben seni buraya alırım, buradan hop buraya koyayım. Gel bana canım, gel canım. Derdim ama diyemeyeceğim.
Çünkü ekibim dolu. Anlaşılan o ki Güldür Güldür, Show TV'deki yeni bölümleriyle çok güldürmeye ve çok konuşulmaya aday. Annen baban nerede? Çekadalım hiç açmadım, her gece yalnız yattım. Çekadalım hiç açmadım, her gece yalnız yattım. Her gün otobüste aynı filmi 75 kere izlemek nedir, sen bildin mi? Sen bu seksi ses tonuyla konuşmanın ne kadar zor olduğunu biliyor musun? Yaz, kış, çakma güneş gözlüğünü takmak nedir bilir misin? Güldür Güldür ekibi ilk bölüm heyecanını birlikte yaşadı. Ekip en az sahnede olduğu kadar eğlenceliydi. Güzel, eğlenceli. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Alper Kul'un eşi Aylin Kontante ilk bölümlerde doğum yapmak üzere olduğu için yok. Ekipte kadın sayısı azaldı o yüzden. Gördüğünüz gibi şöyle 3 adet duruyoruz. Ama gördüğünüz gibi arkamızda dev bir kadro var. Ve şöyle... gerçekten hani onlar olmasa herhalde biz kadın oyuncuların her zaman işi zordur. Çünkü daha ziyade hep böyle yalnız ve zor çalışma ortamı yaratılır. Fakat şu gördüğünüz şu suratlar sayesinde çiçekler çok mutluyum. Ve böcekler. Aynen yani. Öyle. Yani... Ekibin kaptanı Ali Sunal, Show TV'ye transfer olmanın kendilerine ayrı bir hava kattığını ve heyecanlı olduklarını söyledi. Biz eğleneceğiz ki insanları eğlendireceğiz diye düşünüyoruz. Umarım seyirci de yeniden bizle buluştuğuna memnun olur. Yeni bölümlerimizi de beğenir. Eskiler gibi tekrar tekrar izler ve hiçbir zaman modasını kaybetmez diye düşünüyorum. Çek, 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 çek. Gülben'le Demet dünür mü oluyor? Seç beğen aldı ama. Hira Bebek, Okan Kurt'a iyi gelmedi. Sonra kendi kendine Hira baksana bugün neler anlatacağım falan diye böyle. Hadi biraz kafayı sıyırmış. Bak. Az sonra. Çek çek. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Az sonra. Çek 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 çek. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in İstanbul gecelerinde turladığı son model lüks otomobilini kim aldı? Cevabı haberimizde saklı efendim. İzliyoruz hep beraber. ...21'lik İdo'ya 300 bin liralık oyuncak. Babamın lafını üstüne laf söyleyemem ben. İbrahim Tatlıses oğlu İdo'yu patron yaptı. İdo milyonluk arabayı kaptı. Babama sordum da izin aldım. Asıl merak edilen soru şu. Bu arabanın parası kimden çıktı? Bu arabanın parası kimden çıktı? Ben almadım. İbrahim Tatlıses cephesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. İbo Etiler'deki kebapçısının ve Bodrum'daki otelinin işletmesini 21 yaşındaki oğlu İdo'ya devretti. Bu gelişmeler üzerine muhabirimiz Uğur Kalabaş soluğu İdo Tatlıses'in yanında aldı. Kameralar önünde büyümüştü İdo ve o artık bir patrondu. Kim çeker seni, kim çeker? Ben gibi seni kim çeker? Kim çeker seni, kim çeker? Ben biber olayım, sen şeker. İlk misafiri ise annesi Derya Tuna'ydı elbette. Ben gibi seni. Oğlum bir ziyarete geldim. Şimdi hem kebap yemek istedim hem de oğlumu görmeyi. Sadece bu da değil. İbrahim Tatlıses'in Bodrum'daki otelinin başına da geçmişti İdo. Üstelik ilk icraat olarak Bodrum'daki otelin tüm personelini değiştirmişti İdo. Babanın geçtiğimiz günlerde atmış olduğu bir tweet var. Bodrum'daki otelin başına İdo geçtiği andan itibaren bütün personeli değiştirmişti. Babam yazmış abi şimdi. Babamın lafının üstüne laf söyleyemem ben. Ancak genç adamın aklında ve kalbinde sevdiği iş yani DJ'likten başka bir şey yoktu. Yani müzik daha eğlenceli geliyor bana. (Gülüyor)
müziği çok seviyor babası gibi. Tarzlar farklı olsa da müziği duyunca o da başlıyor babası gibi oynamaya. Hadi abi. İdo babasının aksine modern bir tarza sahip. Kolundaki dövmeler, uzun saçları ve yaptığı müzik bunun göstergesi. Adını ve resmini koluna kazıdığı annesi Derya Tuna'nın tecrübelerinden faydalanmayı istiyor yeni işinde. Alıyorum zaten, o yüzden çağırdım onu. Derya Tuna'nın oğluna öğreteceği çok şey var elbette. Lezzetli bir yemek yiyorsanız gerisi teferruat. Gelelim asıl meseleye. İdo patron olur olmaz altına sıfır model lüks bir spor araba çekti. Arabanın fiyatı yaklaşık 300 bin lira. Derya Tuna'nın aldığı söyleniyordu bu arabayı ama hanımefendi öyle demiyor. Ben almadım, kendi aldı. DJ'likten veya harçlıklardan alınacak bir araba gibi durmuyor bu. Derya Tuna çıkarıyor baklayı ağzından. Niye ki de bir Derya'm diyorsunuz? Aslan gibi babası var onun ya. İbrahim Tatlıses almış arabayı oğluna. Onun icazeti olmadan alınamaz zaten bu pahalı oyuncak. Ama hızlı. Sormadan bir şey yapmaz. Oğlunu özellikle de sosyal medyadan herkesin okuyabileceği netlikte eleştirebiliyor bazen İbrahim Tatlıses. Bu arabaya nasıl izin verdi merak ettik doğrusu. Gider ayak şovunu da yapıyor İdo. Bakalım be. Bir dakika, güzel. Hareketini yap. Modern bir kül kedisi masalıydı. Kabus gibi bitti. Rüzgar gibi geldi. Tükendi ve gitti. Playboy'a aşık oldu. Evlilik dışı hamile kaldı. Çok iyi, her şey çok güzel. Evlilik ne zaman efendim? Meryem Uzerli'nin yaşadıklarını ünlü isimler nasıl değerlendirdi? Kızcağız hamile olduğu için de gitmedi mi? Belki yıllardır yaşıyorum o sendromu. Ben bir yere gitmedim bugüne kadar. Sette çalışmak kolay değil. Az sonra. Çek çek. Murat Dalkılıç'la Deniz Çakır arasında neler oluyor? Kafaları karıştıran yakınlaşma. Popçu Murat Dalkılıç, Deniz Çakır'la yakın temasta. Halil Sezai yerlerde. İsyan. İsyan adamı Halil Sezai'nin hayranlarını isyan ettiren görüntü. Ünlü şarkıcı yerlerde süründü. Az sonra. Çek çek. Ünlü modeller Denizli'de podyuma çıktı. Serdar Ortaç'ın nişanlısı Chloe, Türkiye'de izinsiz mi çalışıyor? Özlem Yıldız eşinden ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Denizli'de renkli bir haber turumuz var şimdi. İzliyoruz efendim. İtiraf etti. Çok ağladım. Çok ağlattılar. İbrahim Tatlıses'ten sonra ben geliyorum. Ağlama. İtiraf etti. Artık milyoner değilim. Artık benim için her şey çok kıymetli. Özlem Yıldız boşanmanın ardından yeni hayatını ilk kez anlattı. Hayatı birkaç haftada nasıl değişti? Para kazanmanın, emek harcanarak bir şeyleri elde ediyor olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Serdar Ortaç'ın nişanlısı kaçak işçi mi? Çalışma izninin de Serdar Ortaç'ın şirketinden alındığına dair. Denizli geçtiğimiz hafta moda dolu günler yaşadı. Moda haftasının Denizli ayağına gitmeden önce yeryüzü cenneti Pamukkale'ye uğramadan olmaz elbette. Seni pamuklara sarmalar sarar ne bedelim isterim ne... Beyaz cennetin huzur veren güzelliğinden sonra bir başka güzelliklerin yanında alıyoruz soluğu. Müzik
Denizli ev tekstilinin yükselen değeri konumunda. Moda haftası etkinliklerinde düzenlenecek ev tekstili defilesinin kulisine konuk oluyoruz. Heyecanlının güzeller güzeli sunucusu Özge Ulusoy hazırlanıyor. Heyecanlıdaki sunumları ve kıyafetleri çok sevildi. Yeni proje hazırlığı için de Özge Ulusoy. Bizim yeni bir projemiz var. İnşallah en yakın zamanda sizlere de duyuracağız. Onun çekimleri biraz uzun sürüyor ama çok güzel bir şey geliyor inşallah. Ama mankenlikten de vazgeçmiyor. Kusursuz fiziği ve zarafetiyle büyük defilelerin aranılan yüzü Özge Ulusoy. Bir tasarım defilesi, tasarımcılar var. O yüzden konsept genelde önceden belirlenmiş oluyor tasarımcılarla, koreografla beraber. Dizilerin kötü kızı Vilma Eles mankenlikte de iddialı. Az sonra defilede giyeceği bornozun şıklığından bahsediyor. Yani rahatlık acısından benim bornoz. Artık bizden biri. Bir Türk sevgili de buldu. Yakında Kerem Göç'le evleneceğini söylüyor. Peki bu ilişki uzun soluklu bir ilişki oldu. Nereye doğru gidiyor? Var mı böyle heyecanlı? Bakalım. Kesmeyelim. Serdar Ortaç'ın İrlandalı nişanlısı Chloe'ydi orada. Güzel İrlandalı'ya Serdar Ortaç'ın sevgilisi olması nedeniyle paraya para demediği, işten işe koştuğu hatırlatılınca bozuluyor biraz. Ben 15 yaşından beri bu işi yapıyorum. Buraya bunları hak ederek geldiğimi düşünüyorum. Yani hak ettiğimi düşünüyorum. Hakkında önemli bir iddia var. Chloe'nin Türkiye'de çalışma izninin olmadığı, Serdar Ortaç'ın şirketinden sigortalı göründüğü öne sürüldü. Türkiye'de çalışma izniyle beraber sorunlar yaşadığını ve çalışma izninin de Serdar Ortaç'ın şirketinden alındığına dair bir açıklaması vardı. Bununla ilgili neler söyler kendisi? Tamamen yalan bir haberdi. Biz zaten okuduğumuzda da çok şaşırdık. Öyle bir şey söylemedi Serdar ve benim böyle bir problemim zaten yoktu. Ancak insanlar yalan haber yaptığından dolayı biz de çok şaşırdık. Benim hem çalışma iznim var hem burada oturma iznim var. Burası benim evim. Ve Özlem Yıldız. Defilenin sunuculuğunu yapacak ama aklı Pamukkale'de. İyi gelir sağlık açısından biliyor musun? Faydalı şey mineralli su. Faydalı. Aslında bir şey söyleyeyim. Gerçekten çok istiyorum görmek. Demet Akalın'ın klibinde oynadı. Üstelik Demet'in eşiyle yakın temas halindeydi. Görüntüler sorulunca savunmaya geçiyor. Ah gönlün şimdi başka ya yemezken. Tamam dur tamam. Rol bu rol yani. Kötü bir şey değil. Öyle film ama bu. Yani biz yazmadık. Filmin senaryosu o rolde birisi oynayacaktı. Oyunculuk tamam, da iyi kötü olmaz. Tamam mı? Az sonra Özlem Yıldız'ın çok özel açıklamalarına geçeceğiz. Ama objektifimize takılan enteresan bir görüntüyü paylaşalım sizinle. İş için Denizli'de ama aklı hala oğlu Demir'de Özlem Yıldız'ın. Dadısına oğlunu soruyor mesaj yoluyla. Anne yüreği tabii. Sen benim en kıymetlim. En güzel vazgeçilmezimsin. Ünlü modacılar Cemil İpekçi ve Neslihan Yargıcı'nın da takip ettiği defile başlıyor. Bir gün sonra Özlem Yıldız'la beraberiz. Güzel sonucunun neşesi yerinde. Muhabirimiz Uğur Kalabaş defilede Demir'in dadısıyla mesajlaştığı görüntüyü hatırlatıyor. Yani benim kafa burada ama benim kafanın bir tarafı da İstanbul'da yani. O yüzden anne olmak böyle bir şey. Oğlundan bahsedilince duygusallaşıyor ama artık kameralar karşısında ağlamamaya yemin etmiş Özlem Yıldız. Ya adımı çıkardım yemin ederim ya. Çok kötü. Ağlayınca güzel oluyor biliyor musun sen? Ne güzel olsun, ne kız sadistsin ya. Niye beni ağlatmıyorsun? Ağlayınca güzel oluyordu ya. Ağlama konusunda kendisine rakip gördüğü tek isim İbrahim Tatlıses. Ben kredimi doldurdum. Gerçekten Türkiye'de ilk üç isim sayıldı. İbrahim Tatlıses'ten sonra ben geliyorum. Aa ne ya, rezil oldum. Ağlama. Gelelim boşandıktan sonraki yeni hayatına. Türkiye'nin sayılı zenginlerinden biriyle evliydi ama artık boşandı. Artık bir giydiğini bir daha giymeyen bir kadın değil. Para verdiğim şeylerin uzun yıllar giyeceğim şeyler olmasına çok dikkat ediyorum. Hani öyle bir kere giyip kenara koymak bana göre değil artık. Röportajın bu kısmı Özlem Yıldız'ın yeni hayatını anlatıyor. Ardı sıra sıralıyor itiraflarını. Artık bir milyoner karısı değilim diyor özetle. Artık benim için her şey çok kıymetli. 17 yaşımda kendi paramı kazanarak televizyon hayatına başladım. O yüzden para kazanmanın, emek harcanarak bir şeyleri elde ediyor olmanın ne demek olduğunu biliyorum. Hiçbir zaman hazır ola konmadım. İster kapıyı.
artık kıyafete değil, yeni taşındığı evine, oğluna ve yeni hayatına yatırım yapan bir kadın. Bak 10 kilo yıkıyor, neydi 7 kilo kurutuyor, çamaşır makinesi, 12 taksit, 5 ay erteleme. Nerede ne ucuza alınır, bütün ev eşyaları, en şey nerede çeşitli, nerede ekonomik şeyler var, onları şu an çok iyi biliyorum gerçekten. Hatta artık pahalı kıyafetleri satın almıyor, kiralıyor. Nereden nereye? O çok güzel bir buluş bence. Çünkü bu özellikle gece kıyafetlerinde çok büyük paralar veriliyor. Ve bir daha gerçekten hem yer kaplıyor hem giyim giyemiyorsun. Kiralıyor olmak çok güzel. Sana geliyor o gün mesela, ütüleniyor, kuru temizlemeden geliyor. Giyiyorsun, bir gün sonra geliyorlar, evinden alıyorlar, geri gidiyor kıyafet. Hatta yakında evlenecek olan muhabirimize çeyiz konusunda yardım sözü bile veriyor. Tüm ev eşyaları, en şey nerede çeşitli aksesuarlar. Yani bak gel ablana, ben sana her türlü yardımcı olurum. Bütün nerede ekonomik şeyler var, onları şu an çok iyi biliyorum gerçekten. Peki ya Demir? Annesiyle babasının ayrılığı minik Demir'i sarsmış olabilir mi? Fazla etkilenmemiş duruyor şu anda. Etkilenmemesi için de çok maksimum çabayı gösteriyoruz. Yani hem babasıyla hem annesiyle hem anne ve babasıyla birlikte oluyor şu anda. Bunun eksikliğini yaşadığını sanmıyorum. Demir için planları var. El bebek gül bebek büyüyen oğlunun yeni hayatına alışmasını, sokağa tanımasını istiyor. Hayatın bir de öbür tarafını görmesini çok istiyorum. Hani düşe kalka büyüsün istiyorum. Toz toprağın içinde çocuk kirlenerek büyümek güzeldir, vardır ya. Hakikaten öyle büyüsün istiyorum. Ne bileyim, arkadaşlarıyla sokakta oynamasını, top koşturmasını isterim. Şimdi artık öyle ortamlar olmadığı için. Boynunda taşıdığı oğluyla ilgili her detayı anlatırken gözlerinin içi parlıyor. Hatta çapkınlık anılarını bile. Güzel kadın, yani hakikaten bakımlı kadından beğendiğini hissediyorum şu an konuşmalarından, evet. Ya bir de annesini gördüğü için mi nedir, süslü püslü hep böyle. Yani böyle rujlu, ojeli, saç makyaj yapılı falan kadın gördüğü zaman suratı değişiyor çocuğun bir anda. Güzel kızları sever, hemen anda suratı arkadan değişir, anlarsın hemen bir şey var bu çocukta. Etrafı bakarsın, birisiyle kesişiyordu uzaktan kız. Ben biraz fazla erken başladım. Özlem Yıldız'ın yeni hayatı böyle. Bir armatörün eşiyken artık eski hayatına geri döndü. Hayatını kazanmak için çalışmak zorunda ve o da öyle yapıyor. Yeminler etsen bir kez daha, sen yoluna ben yoluna. Çek çek. Karanlıkta ne kadar yaşayabilirsiniz? Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Beren Saati'ni yeni filminden ilk görüntüler. Ben yaşadığım sürece kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Bu sahne gözyaşlarına boğacak. Dünürler konserde buluştu. Kız isteme merasimi gibi konser. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in anneleri konserde buluştu. Az sonra. Çek çek. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Az sonra. Çek çek. Büyük usta Tuncel Kurtiz son yolculuğuna uğurlandı. Balıkesir'de toprağa verilen Kurtiz'i sanatçı dostları Belgüzel Korel, Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi birçok sanatçı dostu gözyaşlarıyla uğurladı. Yorgun, ümitsiz ve üzgün yüzler ustalarından ayrılamadılar. İşte gidiyorum bir şey demeden. Türk sanatının büyük üstadı Tuncel Kurtiz'in son yolculuğundan derin izler. Bir şey vermeden, yol ayrılmış görmeden gidiyorum. İşte gidiyorum bir şey.
demeden, ustaya dönmeden, son veda. Etmeden, geçtiğimiz cuma şey evinde almadan, hayatını kaybeden usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in son yolculuğu hüzünlü ve duygusal anlara sahne oldu. Edremit'in Çamlıbel köyündeki evinden birçok sanatçı dostunun katılımı ve mahşeri bir kalabalıkla alınan cenaze, alkışlar eşliğinde mezar yerine getirildi. Hava sıcak ve bunaltıcıydı. Cenaze mezarlığa giderken gözümüze bir ayrıntı takıldı. Tuncel Kurtiz'le bir dönem Türk halkının kalbine taht kuran Kenan İmirzalıoğlu, ustasının tabutunu bir an olsun bırakmadı. Kan ter içinde kaldı ama yine de omzundan indirmedi Tuncel Kurtiz'i. Yoruldu, nefeslendi, yine sırtlandı tabutu. Tabut mezar yerine getirildiğinde yüzlerde hüzün ve umutsuzluk vardı. Tuncel Kurtiz'i kaybetmek sanatçı dostlarına, öğrencilerine çok ama çok ağır gelmişti. Özellikle de Halit Ergenç, Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu'na. Cenazede belki de en büyük üzüntüyü eşi Menent Kurtiz yaşıyordu. Bitkin ve yorgundu. Bana kimse sen. Büyük bir karmaşa vardı mezar yerinde. İşte o karmaşada bir detay daha takıldı gözümüze. Tabutun üzerine çok sevdiği takımı Beşiktaş'ın bir atkısı bırakılmıştı. Kalbimde kırılmadı gönül kuşu. Cenaze namazı kılındıktan sonra mahşeri kalabalığın alkışları ortalığı inletti. Tuncel Kurtiz alkışlar eşliğinde uğurlanıyordu son yolculuğuna. Oyuncu Berrak Tüzün Ataç ağlamaktan şişmiş gözleri perişan bir şekilde ayrıldı mezarlıktan. Ne konuşmaya ne de artık ağlamaya dermanı kalmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ hızlı adımlarla yürürken sadece birkaç kelime söyleyebildi. Ne konuşayım canım sıkıntı. Atilla Saral'ın hali ise deyim yerindeyse içimizi burktu. Tuncel Kurtiz'i kaybetmek herkes gibi ona da çok ağır gelmişti. Evet, defnettik işte. Cenazede görevini ustasına sonuna kadar yapan Kenan İmirzalıoğlu ise tek kelime konuşamadı. Büyük ustayı bugün kaybettik. En sevdiği yere defnettik efendim. Neler söyleyeceğiz bugün? Cenazeye gelenler kadar gelemeyen ünlü öğrencileri, dostları, arkadaşları da fazlasıyla perişandı Tuncel Kurtiz'i. Halit Ergenç, ustası için cenazede gözyaşı dökerken, eşi Bergüzar Korel de sosyal paylaşım sitesinden ağlatan bir veda yazısı yazdı. Çok anım yok seninle ama bir sürü anım var gözüm yumduğumda karşımda duran. Cumartesilerim var Hacer annenin tezgahından gözleme yerken. Ali'nin kahkahaları var seni görüp ortalığı çınlattığı. Ne mutlu bana dünyayı senin gözünden gördüm. Keşkelerle kaldım burada Tuncel abi. Keşkelerle kaldık. Konsere gidecektik akşam Tuncel abi. Çok saçma, çok. Ya Meryem Uzerli? Tuncel Kurtiz'le bir dönem aynı dizide rol alan ve sonrasında tükenmişlik sendromu iddialarıyla Almanya'ya geri dönen güzel oyuncu, ustasının ani ölümüyle şoka girdi. Üzüntüsünü ve özlemini de işte bu sözlerle dile getirdi sosyal paylaşım sitesindeki hesabından. Tuncel abi, iyi ki seninle tanıştım, oynadım. Dünya kadar bir sanatçı, sadece bir sanatçı gibi değil, bin tane sanatçılar kalbin içinde. Herkese başınız sağ olsun diliyorum. Ve aile için çok çok kuvvet ve sabır diliyorum. Sevgi gönderiyorum. Derin bir şekilde üzüldüm. Allah hepinizi korusun, başınız sağ olsun çok çok. Tuncel abi, ruhun ölümsüz. Ne çok sevenin varmış büyük usta. Yaşarken de öyle, ebediyete göçtükten sonra da. Ama bildiğimiz tek şey var ki tüm değerlerimiz gibi asla unutulmayacaksın. Tut yüreğimden ustam, ustam. Aklım firarda, göz bebeklerimde müebbet hüzün, dilimde ay kesiği bir yara.
düşüm kırık dökük, umudumun boynu bükük. Bir öksüzlüğün omuzlarında sükut, yüreğim sana emanet sıkı tut. Tut ki kancık kusurlara düşmesin, bir hain kurşunu gelip deşmesin. Ustam, ne zaman o senin bildiğin zaman, ne sevda gördüğün masallardaki. Beni herkes sevdaya asi sanır, oysa aşk beni nerede görse tanır. Hasret tanır, zulüm tanır, ölüm tanır. Yüzüm yüzümden utanır, yorgunum ustam. Özel haberlerimizle, eğlence dolu röportajlarla, cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Şimdi kısacık bir reklam arası var. Güvenle Demet, dünür mü oluyor? Seç beğen aldı amadım. Hira bebek, Okan Kurt'a iyi gelmedi. Sanırken kendine Hira, Hira bak sana bugün neler anlatacağım falan diye böyle. Hadi biraz kafayı sıyırmış. Otur yanıma. Dünyalar tatlısı Uzay'ın annesine tatlı sürprizi. Uzay kurban oldu. Ya yapma bunu ya. Emre Altuğ, Çağla Şeker çifti, müzmin bekar Alişan'a kısmet bulma telaşında. Bizim var arkadaşlarımız, bekar arkadaşlarımız var. Kısa boylu. Bonköre birini bulmak çok kolay canım. Onun çok kolay o. Evlen artık Alişan. Alişan, Çağla ve Emre üçlüsü gülmekten konuşamadı. Kahkaha dolu röportaj. Tükendim artık. Modern bir kül kedisi masalıydı. Kabus gibi bitti. Rüzgar gibi geldi. Tükendi ve gitti. Playboy'a aşık oldu. Evlilik dışı hamile kaldı. Çok iyi, yaşa çok güzel. Evlilik ne zaman efendim? Meryem Uzerli'nin yaşadıklarını ünlü isimler nasıl değerlendirdi? Kızcağız hamile olduğu için de gitmedi mi? Belki yıllardır yaşıyorum o sendromu. Ben bir yere gitmedim bugüne kadar. Sette çalışmak kolay değil. Kader, dünya, yuvarlak falan. Hande'ye bir haller oldu. Niye gülme krizine girdi? Yoksa Hande Yener'i bu kadar güldüren neden aşk mı? Ünlü popçunun yeni sevgilisi kim? İlan mı edeceğiz yani? Murat Dalkılıç'la Deniz Çakır arasında neler oluyor? Kafaları karıştıran yakınlaşma. Popçu Murat Dalkılıç, Deniz Çakır'la yakın temasta. Halil Sezai yerlerde. İsyan. İsyan adamı Halil Sezai'nin hayranlarını isyan ettiren görüntü. Ünlü şarkıcı yerlerde süründü. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlıyız aslında alındı? Bu karanlıkta ne kadar yaşayabilirsiniz? Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika?
Beren Saati'ni yeni filminden ilk görüntüler. Ben yaşadığım sürece kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Bu sahne gözyaşlarına boğacak. Dünürler konserde buluştu. Kız isteme merasimi gibi konser. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in anneleri konserde buluştu. Az sonra. Çek çek. Televizyon haberciliğinde çok konuşulacak bir röportaj daha. Bir gerçek var ki tartışılmayan, herkes öldüğüm zaman da büyük kalabalıkların beni uğurlayacağını biliyorum. Çok şaşıracaksınız. Kadir İnanır, geçirdiği ameliyatlar ve hastalıktan sonra ilk kez konuştu. İnsanın aciz ve hiçbir şeye direnemez hale geldiğini görüyorsun. Kadir Baba'nın gözyaşları. Az sonra. Çek çek. Şok şok şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Az sonra. Çek çek. O karanlıkta ne kadar yaşayabilirsiniz? Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Beren Saati'ni yeni filminden İlk görüntüler. Ben yaşadığım sürece kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Bu sahne gözyaşlarına boğacak. Dünürler konserde buluştu. Kız isteme merasimi gibi konser. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in anneleri konserde buluştu. Az sonra. Çek, 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 çek. Cumartesi sürprizi tüm hızı, tüm neşesi, tüm enerjisiyle devam ediyor. Sırada renkli İstanbul geceleri var. Kim, kiminle, nerede, ne zaman ve nasıl objektiflerimize yansıdı. Hepsi ve daha fazlası İstanbul gecelerinde efendim. İzliyoruz hep beraber. Klarnet Festivali gecesinde Yavuz Bingöl esti gürledi. Güzel başladınız, sonunu iyi getirmiyorsunuz. Ünlü türkücü sinirlendi. Sonunu iyi getirmiyorsunuz, sizi ilgilendirmez. Şimşekleri üzerine çekti. Emel Sayın'ın yıla damga vuran yepyeni şarkısının klibinde parçanın sahibi megastar Tarkan oynayacak mı? Klipte Tarkan da olacak mı efendim? Klipte... Müzik dünyasında yeni bir bomba mı geliyor? Gecelerde bomba var, hareket var. En özel, en çarpıcı haberler sadece Cumartesi sürprizinde. Gece hayatının nabzı sadece burada. Koltuklarınıza iyice yaslanın. Şimdi müthiş tempoda bir gece turu başlıyor. İlk durağımız Levent Yüksel ve Minik Serçe Sezen Aksu'nun birlikte verdiği konser gecesi. Ver,
Konsere şov dünyasının ünlüleri de akın etmiş. İşte çiçeği burnunda evli oyuncu Bekir Aksoy ve güzel eşi Derya Aksoy. Her zaman güler yüzüyle tanıdığımız Bekir Bey'in o gecede yüzünde güller açıyor. Gecenin önemini de kendi sözüyle anlamlandırıyor. Paraya kıydık geldik bize. Derya da çok seviyor Sezen Hanım'ı. O yüzden dinlemek istedik. Geldik. İnşallah çok keyifli bir gece olacak. Cenk Eren ise hayran olduğu isimleri izleyecek olmaktan dolayı fazlasıyla heyecanlı. Sezen her zaman biliyorsun. Sezen. Levent'e ölürüm. Şimdi sahne zamanı. İşte Levent Yüksel. Özlenen şarkılarıyla karşımızda. Müziğin minik serçesi Sezen Aksu yine muhteşem bir resital sunmak için Levent Yüksel'den sonra sahneye geliyor. Hadi kulakların pası giderile. Konserden çıkıp Betül Demir'in doğum gününe gidiyoruz. Yakın dostları Sinan Özen ve ünlü DJ Suat Ateşdağlı da onu bu özel gününde yalnız bırakmamış. Hadi beni yine sev, beni deli deli sev, beni yine 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 ben sev. Hanımlara yaşları sorulmaz ama biz yine de girelim sohbetin bir ucundan. Betül Demir kaç yaşına girdi acaba? Öncal 25 dedi. Artık bundan sonra 26'yı göremezsiniz yani, o kadar değil yani. 25'te tamamdır. Biz 33 yaşında olduğunu biliyoruz ama latife yaptı sanırız. Ama gerçekten de 25 gösteriyor Betül Hanım. Maşallah güzelliği hep daim olsun. Alışmışım bir kere senin tenine. Sohbette konu dönüp dolaşıp futbol takımlarına geliyor. Suat Ateşdağlı ve Betül Demir'in Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Ama Sinan Özen nedense tuttuğu takımı bir türlü söylemek istemiyor. Sen hangi takımdın Sinan? Efendim? Hangi takımın senin? Ya ne alaka bu şimdi? Yok mu sende? Benim gibisin ya. Sen hangi takım? Ben Galatasaraylıyım. Çocukluk takımım, yani küçüklük takımım Fenerbahçe ama Rize sporluyum. Diyerek olayı yatıştırıp çok kötü bakmaya başladılar ikisi de bana. Futbol sohbetinden sıyrılıp güzel oyuncu Çiğdem Batur'un yanına gidiyoruz. Yakın dostu Betül Demir'e aslında sürpriz doğum günü yapmak niyetindeymiş o gece. Biz bugün Betül'e böyle sürpriz bir doğum günü yapmak istedik. Açıkçası ondan saklamak birazcık zor oldu. Çünkü iki gündür falan böyle telefonla konuşuyoruz. Ben ısrarla diyorum ki ne yapacaksın doğum günümde? Diyor ki ne demek ne yapacağım? Senden başka kimsem yok ki. Kim bana sürpriz bir şey yapabilir diyor. Şimdi kameralarımızı Uluslararası 2. Klarnet Festivali'ne çeviriyoruz. Unutulmaz besteci Şükrü Tunar'ın şarkılarının çalındığı Ustaya Saygı temalı geceye ünlüler dünyası adeta akın etmiş. Objektifimize ilk takılan isim gülen kadın Nilgün Belgün. Avrupa'ya açılıyormuş yeni oyunuyla. Hayırlı olsun. Bir Avrupa turnesi hazırlığı içindeyim. İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya, Avusturya dolaşacağım. Oh ne güzel. Gezin tabii Nilgün Hanım. Avrupa'ya da sanatımızı taşıyın, çok güzel. Peki ama özel hayatınızla ilgili merak ettiğimiz birkaç soruyu da sormazsak yapamayız. Bekir Ünlü Ater'le evleneceğiniz yönünde birçok söylem var. Doğruluk payı nedir? Yok öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok ama böyle işimle gücümleyim yani. Ama tamam. Evlilik yok diyorsunuz. Hayır evlilik yok. Aniden gel şaşırt beni. Kalbim avcumda gel sev beni. Yavuz Bingöl ve sevgilisi Öykü Gürman'a takılıyor gözümüz. Kapıdan içeriye daha adımını atar atmaz Yavuz Bingöl gerginliğinin ilk sinyalini veriyor basın mensuplarına. Yoldan geldik, yoldan geldik. O gece pek konuşmaya niyetli olmayan Yavuz Bingöl'e sevgilisi Öykü Gürman tercüman oluyor adeta. Daha bir sormadan ünlü türkücüyle ilgili tüyoları veriyor. Konserden geldi. Konser vardı. Aynı zamanda dizi çekimleri devam ediyor Yavuz Bey'in. Dolayısıyla sürekli yollarda. Demek çok yoğun Yavuz Bingöl. Peki bu tempo içinde ilişkiye zaman ayırabiliyor mu? Ayıramıyoruz şu an. Bu dakikaya kadar yüzü gülse de gerginliği her halinden belli olan Yavuz Bingöl bombayı patlatıyor. Saygıda kusur etmeyen gazetecilerin gayet doğal bir şekilde evlilikle ilgili düşüncelerini almak istemeleri ünlü türkücüyü adeta çileden çıkarıyor. Ne zaman bu güzel beraberliği sonuna noktalayacak? Bu yaz sonunda böyle yani. Bir...
Arkadaşlar bu tip gecelerde şöyle özel sorular sormayı bir öğrenebilseniz var ya, o kadar güzel olacak ki. Evet. Güzel başladınız, sonunu iyi getirmiyorsunuz. Sizi ilgilendirmez mi? Kimse ilgilendirmez bizim ne zaman evleneceğimiz, öyle değil mi? Yavuz Bingöl'ün meslektaşlarımızın masum bir sorusuna bu kadar tepki vermesine bir anlam veremedik doğrusu. Eğer Yavuz Bingöl şov dünyasının bir parçasıysa ve yine eğer bir karar verilmişse evlilik tarihiyle ilgili, bu biz magazin gazetecilerini ilgilendirir. Ünlü türkücü konuşmak istemiyorum deyip geçebilirdi. Neyse, belli ki o gece biraz stresli ünlü türkücü. Yanından ayrılıp mavi boncuk Emel Sayın'a uzatıyoruz mikrofonlarımızı. Az önceki gergin dakikalardan sonra Emel Hanım'ın gülen yüzü içimizi açtı doğrusu. Hemen geceyle ilgili düşüncelerini alalım Emel Sayın'dan. Destek amaçlı seve seve katılıyorum. İnşallah çok güzel bir gece olur. Bu arada Megastar Tarkan'dan aldığı Hep Bana şarkısı yılın sonlarına damga vurdu. Mutludur herhalde. Yani ben çok seviyorum şarkıyı. Çok şanslı görüyordum zaten. Tarkan da aynı şeyi söylüyordu. Gayet iyi gidiyor. İlgi çok güzel ama daha henüz... Yani istediğimizi yapmadık. Yani klip yok mesela. Hemen klip yapacağız. Şimdi hazırlanıyoruz. Şarkı müzik dünyasına damga vurdu vurmasına ama Emel Sayın'ın dediği gibi bir klip mutlak gerekli. Peki Megastar klipte oynayacak mı acaba? Klipte konuştuk. Olmayacak galiba. Emel Sayın'ı hazır yakalamışken şarkıyla ilgili bir başka merak edilen soruyu soralım. Gerçi Bülent Ersoy kendisiyle yaptığımız özel röportajda açıklamıştı ama Hep Bana'yı ondan önce Diva mı istemişti acaba? Tarkan Beyefendi'den böyle bir talebim olmadı. Efendim şarkıyı da tanımıyorum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Aslında o şarkı daha önce, yani Tarkan bana hiç böyle bir şey söylemedi. Yani hiç kimseye verildiğini sanmıyorum. Festivalde sahne alacak isimlerden biri de yakışıklı şarkıcı Gökhan Tepe. Gazeteciler Tepe'nin klarnette ne denli becerikli olduğunu merak ediyorlar. Ben aslında Beyaz'la bir akşam hep beraber oturduğumuzda bir denemiştik. Gerçekten zor bir enstrüman. Sadece küçük bir ses çıkartmayı başarabilmiştim. İşte Zinet Salih. Son dönemde çıkışta olan güzel popçu kısacık saçlarıyla çıkıyor karşımıza. Hayırdır, bunalımda mı acaba? Sıkıldım kendimden. Siz de sıkılmadınız mı? Hiç sıkılır mıyız Zinet Hanım sizden? Ama aklımıza da gelmiyor değil. Hani Meryem Uzerli gibi tükenmişlik sendromuna falan girmeyesiniz. Yok, Allah korusun. Değişiklikte yeni enerjilerde fayda var her zaman. Biz kadınlar da en çok saçlarımızla oynarız. Sohbetler bitiyor ve şimdi sahne zamanı. Usta şarkıcılar ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı kulakların pasını siliyor. Murat Dalkılıç'la Deniz Çakır arasında neler oluyor? Kafaları karıştıran yakınlaşma. Popçu Murat Dalkılıç, Deniz Çakır'la yakın temasta. Halil Sezai yerlerde. İsyan adamı Halil Sezai'nin hayranlarını isyan ettiren görüntü. Ünlü şarkıcı yerlerde süründü. Az sonra. Çek çek. Şok şok şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı?
Ne amaçlı rızası alındı? Az sonra. Meryem Uzerli şöhretiyle zirvedeyken bir anda çekip gitti. Hemen herkesle sanat dünyası ne olduğunu anlamadan 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Biz de sanat dünyasının ünlü isimlerine sorduk. Siz Meryem Uzerli'nin yerinde olsaydınız çekip gider miydiniz? Nasıl bir karar alırdınız dedik. Bakalım neler söylemişler. Modern bir yeri, kül kedisi masalıydı. Kabus gibi bitti. Rüzgar gibi geldi. Tükendi ve gitti. Playboy'a aşık oldu. Evlilik dışı hamile kaldı. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Evlilik ne zaman efendim? Renkli dünyadan bir Hürrem geldi ve geçti. Meryem Uzerli'nin yaşadıklarını ünlü isimler nasıl değerlendirdi? Onca para kazanırken tükenmek bu kadar kolay mı? Ya kızcağız hamile olduğu için de gitmedi mi? Belki yıllardır yaşıyorum o sendromu. Ben bir yere gitmedim bugüne kadar. Hani bir gün gider miyim bilmiyorum. Mesette çalışmak kolay değil. Mesleğe çok aşık olması lazım. Ancak öyle oluyor. Meryem Uzerli. 2011 yılında bir diziyle hayatımıza jet hızıyla giren, şöhretin en uç noktasına ulaşan ve aynı hızla tükenip hayatımızdan çıkan bir isim o. 2011 yılı öncesine kadar ne ismini bilen vardı ne de yüzünü gören. Almanya'da yaşayan bir gurbetçiydi. Üçüncü sınıf filmlerde ve dizilerde yan rollerde rol alan bir oyuncuydu. Hatta figüran olduğu filmler bile vardı. Hürrem rolü için tipi ve aksanı uyduğu için seçilmiş, Türkiye'nin en önemli oyuncularıyla başrol oynaması için fırsat verilmişti. Hayatı değişmişti birkaç hafta içinde. Şu anda benim keyfim iyi. Yani neredeyse Almanya'da gibi normal bir hayat yaşıyorum burada artık. Artık Türkiye'nin en merak edilen kadınıydı. Soğan kabuğu rengi saçları, iri ve renkli gözleri, güzelliğiyle bir ikon olmayı başardı kısa sürede. Manşetlerin aranan ismi yazılı ve görsel medyanın ilgi odağıydı. Siz ve bizim seyirciler ve siz insan olarak da seviyorum. Kırık Türkçesi, şaşkın halleri ve mimikleriyle magazin dünyası da çok sevmişti Meryem Uzerli'yi. Özellikle de gülerken çekilen görüntüleri uzun uzun yer buldu ekranda. İşte öyle, ben Trice. Tüm bunlar yaşanırken 3 sene gibi kısa bir süre içerisinde hatırı sayılır bir paranın da sahibi oldu. Hesaplamalara göre Türkiye'de kaldığı süre içerisinde 4 milyon lira kazandığı iddia edildi. Para, 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 varlık eder, yokluğu yarar. Aşk hayatı da hep merak edildi. Evet, sevgilim yok. İnşallah olur, Allah isterse olur. İlk geldiği günlerde Özcan Mert isimli gençle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hatta beraber havuz fotoğrafları magazin sayfalarına yansıdı. Türkiye'nin en ünlü bekarlarından Beyazıt Öztürk'ün şov programındaki görüntüleri, ikilinin beraber olduğu yolunda dedikodulara neden oldu. Meryem Uzerli'yi merak edenler bir şöyle bir göreyim, kimler merak ediyor. Evet. Hem ilk buraya geliyorsun hem bana laf sokuyorsun yani, öyle mi? Hayır. Nasıl? Zor da bir hayat yani, bak böyle yaptım soğuk olsun. Ve bir gün magazin dünyasının Playboy olarak tanıdığı bir isimle Can Ateş'le çıktı ortaya. Aşk yaşıyorlardı. Nasıl gidiyor efendim, nasıl başladı aşk? Hayır, yani şu anda öyle bir şey söylemek istemiyorum. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Evlilik ne zaman efendim? Evlenecekleri iddia edilmişti. Ama bir gün memleket meselesi haline gelen bir haberle gündeme geldi yine. Oynadığı dizi devam ederken ortadan kayboldu, izini kaybettirdi. Herkes Meryem Uzerli'yi konuştu günlerce. Tükenmiş
ve kaçmıştı. Tükenmişlik sendromu diye bir kavram soktu hayatımıza. Ben tükendim diyerek terk etmişti milyonlar kazandığı İstanbul'u. Psikolojik olarak biraz yoruldum. Psikolojik olarak biraz yoruldum. Psikolojik olarak biraz yoruldum. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Günlerce haber alınamadı. Tabiri caizse hürrem krizi çıkmıştı Türkiye'de. Tüm telkinlere rağmen gelmedi, tükenmişti çünkü. Sen Allah'ım, yine bana hüsran, tükendim ben. Kaçışından aylar sonra bambaşka bir hikayesinin olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde birlikte olduğu Can Ateş'ten hamile kalmış, kimseye haber vermediği hamileliğini ilk kez açıklamış ve evlilik dışı çocuğunu babasız doğuracağını söylemişti. Kariyeri boyunca dişe dokunur bir filmde oynamamış Meryem Uzerli'nin hayatının filmi Oscar'lık bir hikayeye dönüşmüştü. Bebeğinin cinsiyeti öğrenildi geçtiğimiz günlerde. Bir kızı olacaktı. Yaşadığım, ne olursa olsun savaşladığım bir adam için veya bir iktidar için sonuçta olmadı neyse ha ha ha. Yani böyle şey. Sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar, yemeyip sabaha bıraksınlar, yollarına paspas olsunlar. Peki ünlüler ne diyordu Meryem Uzerli'nin bu hikayesine? Orhan Gencebay şöyle diyordu Meryem Uzerli'nin gidişiyle ilgili. Diyorsa çok önemli bir nedeni vardır. Oyuncu Pınar Altu, Meryem Uzerli'nin yaşadıklarını her oyuncunun yaşadığını söylüyordu. Bu sadece oyunculukla ilgili bir şey değil. Bazen herhangi bir insan, ne meslek yaptığınız çok önemli değil ama tabii biz biraz daha göz önünde olduğumuz için yaptığımız hareketler ya da yaşadıklarımız daha fazla dikkat çekiyor ya da daha fazla dinleniyor. Ben bir yere gitmedim bugüne kadar. Hani bir gün gider miyim bilmiyorum. Deniz Seki, o da şöhret yolculuğu sırasında zor günler geçirmiş bir isim. Tükensem ben tükenirdim diyor kısa ve öz olarak. Belki yıllardır yaşıyorum o sendromu. Farkında değilim. Kutsi şarkıcılığı ve oyunculuğu beraber götüren isimlerden. Henüz tükenmek için genç olduğunu söylüyor Kutsi. Bizim de çok yoğun oluyor. Ama bu yoğunluğu bu dönemde atlatmazsam başka dönem atlatamam. Meryem'e de saygı duyuyorum yani. Yorulmuş olabilir tabii ki. Cesaretli olabilirsem, güçlü olabilirsem. Tükendiğince kalmadı inancım insana sevgiye. Nurgül Yeşilçay, Meryem Uzerli'nin hamile kaldığı için gittiğini, tükenmişliğin bahane olduğunu söylüyor önce. Kızcağız hamile olduğu için de gitmedi mi? Yeşilçay, Meryem Uzerli'nin doğumdan sonra da Türkiye'den gelecek teklifleri uzun dizi süreleri yüzünden kabul etmediğini öğrenince şunları dile getirdi. Biz hepimiz artık çok sıkıldık 120 dakikalardan, 150 dakikalardan. Ve Vilma Elis, Meryem Uzerli'yi en iyi anlayabilecek isim o. Çünkü aynı kaderi paylaşıyorlar. Oyuncular bence en güzel meslek. Biz çok avantajlı yaşıyoruz. Aynı anda dezavantajları var. Gergin olmayayım. Ne zaman teşekkür ediyorsun o zaman sen böyle huzurlusun. İşte biz o gün tükeneceğiz. Çek çek. Gülben'le Demet dünür mü oluyor? Seçmeyen aldı ama. Hira Bebek. Okan Kurt'a iyi gelmedi. Sonra kendi kendine Hira bak sana bugün neler anlatacağım falan diye böyle. Hadi biraz kafayı sıyırmış. Bak. Az sonra. Çek çek. Şok şok şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Az sonra. Çek çek. Cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sanat dünyasında bir tura çıkıyoruz.
dizi oyuncuları, sinema ve müzik dünyasından son dakika haberleri bu haberimizde efendim izliyoruz. Veren Saatin iki sırrı birden ortaya çıktı. Veren Saat sevgilisi Kenan Doğulu'yu vergide nasıl geride bıraktı? Ve Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat'in dudaklarını nasıl morarttı? Mankenliğe geri döndü. Boşandıktan sonra mankenliğe geri dönen Ebru Şallı'nın yeni hali çok konuşulacak. Ünlülere hırsızlık şoku. Bütün mücevherlerimi, her şeyimi boşaltmıştım. Yardımcısı Sema Çelebi'nin milyarlık mücevherlerini nasıl çaldı? Tolga Karel ve eşi uyurken nasıl soyuldu? Olaylı evlilikte ikinci round. Boşanacağınız haberleri doğru mu? Simge Tertemiz'le çocuğunun babası Murat Kadıoğlu arasındaki polemik yine hortladı. Peki bu kez boşanacaklar mı? Müzik dünyasında duygusal şarkılarla kendine yer edinen Aslı Güngör sürpriz bir projeye imza attı. Aslı Güngör artık dans ettirecek. Türkiye için bile gerçekten çok başka bir soluk oldu bu albüm. Eğlendirmeyi hedefleyen Aslı Güngör'ün albümündeki en büyük destekçisi kardeşi Burcu olmuş. Ev yapımı diyebiliriz. Yani çok iyi anlaşıyoruz. Zaten birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz. İşi dışında pek ortalıklarda görünmeyen Aslı Güngör, bir yıldır bir sevgilisinin olduğunu ve evlilik planları yaptığını da söyledi. Yani özel hayatımda birisi var. Deniz Seki. Yaşadığı hareketli günlerin ardından kendini biraz geri çekmeyi ve sakin bir hayat yaşamayı tercih etmiş ünlü popçu. Niye böyle kendinizi çektiniz? Öyle istedim. Öyle yani aslında çekmiş falan da değilim kendimi. Daha kendime ait izole bir hayat tercih ediyorum. Vaktinin büyük çoğunluğunu işine ve evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Faruk Salman'a ayırıyormuş Deniz Seki. Nişanlımla ben işte filme konsantre oluyoruz. Bol bol film seyrediyorum. Hangi film izlediniz mesela? Sihirbazlar Çetesi. Çok güzel bir film. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Fenerbahçe'ye gelin gidiyor. Modacı Buse Terim, Fenerbahçeli Emre Belezoğlu'nun yeğeni Volkan Bahçekapılı ile nişanlandı. İtalya'da aldığı evlenme teklifini kabul eden Buse Terim'in tek taşı, objektiflere böyle takıldı. Show TV ekranlarının moda programı Moda Takibi'nin jüri üyesi Sema Çelebi'nin değeri yüz binlerce lirayı bulan mücevherleri yabancı uyruklu yardımcısı tarafından çalındı. Eskiden evimde çalışmış olan bir kadınımı bu sene tekrardan işe aldım. Eve girer girmez kasaya koştum gittim. Kasaya bir baktım, kasamı açmış. İçindeki bütün mücevherlerimi, her şeyimi boşaltmıştı. Güçlü insanları aradım. Polisin özverili çalışmaları sonucu Sema Çelebi'nin mücevherleri bulundu ve hırsız yakalandı. 24 saat içinde toplanıp bulunması mucize gibiydi yani. Eritenlere kadar yakaladılar. Sema Çelebi gibi hırsız şoku yaşayan bir başka isim de Tolga Karel'di. Tolga Karel ve eşi Günay Museyeva uyurken evlerine giren hırsız hem eşyalarını hem de arabasını çaldı. Çifte ait kilitli kasayı, bilgisayarları ve birçok eşyayı çalan hırsızlar her yerde aranıyor. Ebru Şallı özel hayatındaki fırtınalı günlerden sonra mankenliğe geri dönüyor. Zabazoğlu'nun 2014 kreasyonunu sergileyeceği defilede podyuma çıkacak olan Ebru Şallı, mankenliğe geri dönüşünü olay pozlar vererek kutladı. Fotoğraf çekimi gayet güzel geçti.
Maşallı 2014 yaz modası ve kendi moda zevkiyle ilgili tüyolar da verdi. Çok renk kullanılmış, çok fazla neon renkler var. Abartı saç makyajdan yana değilim açıkçası, abartı takılardan. Yani her şeyin bir dozu olmalı. Sade ve doğallıktan yanayım. Beren Saat'in herkesten sakladığı iki sır birbiri ardına ortaya çıktı. İlki sevgilisi Kenan Doğulu ile ilgiliydi. Beren Saat'in açıklanan vergi sıralamasında 1 milyon 180 bin lirayla üst sıralarda yer aldığı, ancak kendisinden daha az vergi ödeyen Kenan Doğulu üzülmesin diye ismini saklı tuttuğu iddia edildi. Dayanamadım, çenemi tutamadım, söylüyorum işte. Beren Saat'le ilgili ikinci sır bir dönem oynadığı diziyle ilgili olandı. Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı diziyle ilgili sır 2 yıl sonra ortaya çıktı. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol oynadıkları dizinin öpüşme sahnesinde Beren Saat'in dudağını morarttığı ortaya çıktı. Söz konusu öpüşmesi 28 kez tekrarlanınca meydana gelen bu talihsizliğin 2 yıl sonra nasıl ortaya çıktığı merak ediliyor. Manken Simge Tertemiz'in evliliği bir kez daha çatır diyor. Dört buçuk aylık hamileyken nikah masasına oturan çiftin evlilikleri, birbirlerine sarf ettikleri sözlerle bitme noktasına gelmişti. Hem Tertemiz hem de Kadıoğlu'nun birbirleri için sarf ettiği cümleler olay yaratacak cinstendi. Kimse istemezdi böyle olmasını. Özellikle benim minnacık bebeğim var. İçimsizlik. İnanılmaz şekilde her şeye karışma. Birlikte olduğu insanın ya da kocasının acaba bir tane daha çocuğu var mı diye araştırmasına girer mi bir normal psikolojide bir insan? Ailesinin çıkmaması. Gerginlik zaten istemiyorsun. Murat Bey'in işte konuşursan şöyle olur, böyle olur. Ben boşanacağım. Benden önce hamle yapıp. Yok dövdü. Bu ağır ithamlara rağmen çocukları için boşanmanın eşiğinden dönmüştü çift. Ancak ortaya atılan yeni iddialara göre bu kez boşanıyorlar. Simge Tertemiz konuyla ilgili muhabirimiz Sercan Kazancı'ya konuştu. Bu tarz şeylerle ben gündeme gelmek istemiyorum. Simge Tertemiz iddialarla ilgili konuşarak yeniden bu polemiğin içine girmek istemiyordu. Dediğim gibi ben bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Eşinden şiddet gördüğü, istenmeyen kadın olduğu ve formalite icabı evlendiği iddialarını geçiştirdi Simge Tertemiz. İlişkinizde şiddet gördünüz mü? Bunu da söylüyorum. Öpüyorum seni Sercan'cığım. Doğruluğu var mıdır? En azından öpüyorum. Ya ben asla konuşmak istemiyorum. Ünlü manken boşanma iddialarının doğruluğunu şu sözlerle teyit etti. Evlenmek kadar boşanmak da çok doğal bir şeydir. Çek çek. Kostüm gibi bir elbise katledilmiş. Süpermarkete gitmişti, orada kasada bir kavga mı çıkmış? Biraz kavram karmaşası yaşadığını düşünüyorum. Ünlü hanımlar ve beyler dikkat! Artık rüküş olan yandı. Yaşından büyük buldum Göksel'i. Üzerindeki beyaz montu çok beğenemedim. Magazin ve sosyete dünyası Ivana Sert ve arkadaşlarının moda takibi altında. Modanın takipçileri Hadise'den Tarkan'a, Funda Arar'dan Murat Boz'a kadar herkesi bombaladı. Az sonra. Çek çek. Televizyon haberciliğinde çok konuşulacak bir röportaj daha. Bir gerçek var ki tartışılmayan, herkes öldüğüm zaman da büyük kalabalıkların beni uğurlayacağını biliyorum. Çok şaşıracaksınız. Kadir İnanır, geçirdiği ameliyatlar ve hastalıktan sonra ilk kez konuştu. İnsanın aciz ve hiçbir şeye direnemez hale geldiğini görüyorsun. Kadir Baba'nın gözyaşları. Az sonra. Çek çek.
başarılı popçu Demet Akalın, Show TV'nin gülen yüzü Gülben Ergen'e konuk oldu. Kahkahaların ve samimi itirafların ekrana yansıdığı bu dev buluşmada renkli görüntüler ortaya çıktı, izliyoruz. Gülben'le Demet, dünür mü oluyor? Seç beğen aldı ama. Hira Bebek, Okan Kurt'a iyi gelmedi. Bunu kendi kendine Hira baksana bugün neler anlatacağım falan diye böyle. Hadi biraz kafayı sıyırmış. Gülben Ergen'in Demet Akalın'ı konuk ettiği programın kulisine girdik. Programda patlayan bombalar kuliste nasıl devam etti? Pabuçlarım atıldı mı? Benim şimdiden evet. Demet Akalın ikinci kez hamile kalacağını nasıl ağzından kaçırdı? Show TV'nin gülen yüzü Gülben Ergen hafta içinde önemli bir konu Demet Akalın'ı ağırladı. Program oldukça keyifli, bol dedikodulu ve eğlenceli geçti. İlk bombayı Gülben patlattı. Sen bizim eve geldin, çocukları gördün, haftasını hamile kalmadın mı kardeşim? O zaman hamileymişim biliyor musun? Bak! 5 aylık hamile Demet Akalın için özel olarak hazırlanmıştı dekor ve seyirciler. Bir bebek ağlaması girdi muhabbetin içine, renk kattı. Oldu canım. Ben dedim ki... Bebek ağlıyor, ağlama çocuğum. Demet Akalın hamileliğin zor geçtiğini söylerken Gülben Ergen'den kontra ataklar geldi peşi sıra. Ne yapayım? Ay bana kalsa 10 kere daha hamile kalırım. Ne? İnan bana. Benimkisi bir tane olarak kalacak çok. Neden? İsteyenlere Allah fazla versin. Ve bir itiraf geliyor Demet Akalın'dan. Programın tüm neşesini hüzne çeken bir itiraf oluyor bu. Ya Okan'a boşanalım falan bile dedim. Yani ben çocuk yapamıyorum sana dedim. Çünkü durmuyor. İki tane de düşüğüm olmuştu. Ağlamışım, gülmüşüm, yanmışım, yıkılmışım. Sanki senin önünde. Hani çok isteyen bir adama da çocuk verememek. Evet. Onun psikolojisi var. Tüp bir sene de ne kadar tedavi gördün? İki kere denedik. Onun duygusallaşan ortamı Gülben Ergen'in esprileri dağıtıyor. Bu gerik Naci. Bir gerik. Ben dedim çocuğa, bak aynasında söylüyorsun. Bu dedim artist, şarkım, klibim, kilo alamayacağım, göğsüm bir şey. Sen ne dedim çocuğu emzirme. Ben sana çocuğum. Göğsüne möğsüne bir şey olur diye bak. Yok, ben gelir dayarım buraya. Oo, çok güzel beceririm o işleri. Her şeyi düşünmüş Gülben Ergen. Hediyesi bile hazır. Pusetiniz var mıydı? Benim hediyem. Bana bak, bu bana uyar mı? Bir oyuncak hediye ediyor Hira bebeğe Gülben teyzesi. Ama oyuncağın çıkardığı sesler Demet Akalın'a garip gelince kahkahalar havada uçuşuyor. Ne ses çıkarmıyor kız bu? Horluyor Gülben bu. Halbuki bu anne karnında çocuğun duyduğu ses. Horluyormuş. Okyanusuz, yağmur, romantik. Bu ne geldi? Hapşırma gibi mi geldi? Minik kızlar geliyor stüdyoya. Demet Akalın rakibesi Hadise'nin kulaklarını çınlatıyor. Seç beğen al. Ne olabilir? Etekler açıldı, bir şeyler oldu. Evet. Bu benim kız. Gülben Ergen boşanalı epey zaman oldu. 3 oğlu var ve oğullarıyla çok mutlu. Demet Akalın bir kız çocuk istiyor. Gülben bebek yapıştırıyor cevabı. Bir tane kız yapsan ya sen. Nerede olacak olay? Bu kadar daha olsa iyi olur. Şarkılarla ve bol kahkahayla devam eden programın son bölümünde önce yemek yaptırdı Gülben Demet Akalın'a. Hepsini koysak mı acaba? Sen kocanın bile kripto oynattın. Anlat bakayım, yemek yaparken güzeldi. Ay vallahi kendi oynamak istedi. Yemin ederim. Sonra da temsili olarak bebek bezletti. Kısaca çok iyi ağırladı Gülben yakın arkadaşını. Şimdi bu keyifli programın sonunda kulisteyiz. Demet Akalın 4 ay sonra dünyaya gelecek kızının ilk ve son bebeği olacağını söylemişti programda. Ama kuliste ağzından kaçırıyor ikinci bebeği istediğini. Gülben Ergen'in kulisteki odasında alıyorlar soluğu az sonra. Demet Akalın kız annesi olacak, Gülben'in de 3 aslan gibi oğlu var. Başlıyor aralarında bir dünür sohbeti. Aa gelin, güzel. Seç beğen aldı ama. Baştan beri atlatamıyor aslında zaten. Şubat sonunda anne oluyor Demet Akalın. Ama heyecan oranı eşi Okan Kurt'un heyecan oranının yanında solda sıfır. O her gün aynı heyecanı yaşıyor. Ben mesela her gün aynı heyecanı yaşamıyorum. Bunları kendine bir bak sana bugün neler anlatacağım falan diye böyle.
ya. Pabuçlarımı atıldın mı? Benim şimdiden evet. Çek çek. Zaten bir kostüm gibi, elbise katledilmiş. Süpermarkete gitmişti, orada kasada bir kavga mı çıkmış? Biraz kavram karmaşası yaşadığını düşünüyorum. Ünlü hanımlar ve beyler, dikkat! Artık rüküş olan yandı. Yaşından büyük buldum Göksel'i. Üzerindeki beyaz montu çok beğenemedim. Magazin ve sosyete dünyası, Ivana Sert ve arkadaşlarının moda takibi altında. Moda'nın takipçileri Hadise'den Tarkan'a, Funda Arar'dan Murat Boz'a kadar herkesi bombaladı. Az sonra. Çek 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 çek. Cumartesi sürprizi devam ediyor. Kıvanç Tatlıtuğ nasıl salon erkeği oldu? Deniz Çakır ile Murat Dalkırç arasında neler oluyor? Aykırı şarkıcı Halil Sezai yerlerde görüntülendi. Sırada renkli gece turumuz var efendim, izliyoruz. Kıvanç'ın salon erkeği imajı. Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni saç imajının sırrı ne? Bakalım göreceğiz ne çıkacak. Murat Dalkılıç'la Deniz Çakır arasında neler oluyor? Kafaları karıştıran yakınlaşma. Popçu Murat Dalkılıç, Deniz Çakır'la yakın temasta. Halil Sezai yerlerde. İsyan adamı Halil Sezai'nin hayranlarını isyan ettiren görüntü. Ünlü şarkıcı yerlerde süründü. Gülben'in oğulları dansçı oluyor. Seneye de inşallah onlar da kursa başlayacak. Mustafa Erdoğan, Atlas, Ares ve Güney'i dansçı yapıyor. Acaba Gülben'in haberi var mı? Öyle görünüyor, öyle istiyorlar. İstanbul gecelerinde hareketli bir tura çıkıyoruz. Dikkat, turumuz çok hızlı, nefesiniz kesilebilir. Yavuz Bingöl'ün sevgilisi Öykü Gürman tek başına çıkıyor sahne aldığı mekandan. Bir etkinlik düzenledik. Hanımefendinin beraber albüm yaparak üne kavuştuğu kardeşi Berk Gürman'ın başı dertte şu sıralar. Boşandığı eşine nafaka ödemediği için 3 ay hapis cezası alan kardeşiyle ilgili soruları es geçiyor. Hapis cezası çıkmış. Onu Berk'e soruyor. Gecelerde şimdi Murat Dalkılıç'ın sahnesindeyiz. İçeride eğlence gırla gidiyor. Dalkılıç'ı dinlemeye oyuncu Deniz Çakır da gelmiş. Hanımefendi pek eğleniyor, baksanıza. Bir süre sonra Murat Dalkılıç ve diğer davetlilerin de arzusu üzerine Deniz Çakır sahneye geliyor ve Murat Dalkılıç'la keyifli bir düete imza atıyor. Eğlenceli dakikalar bittiğinde dışarı ilk çıkan isim Murat Dalkılıç. Sağanak yağmur altında basın mensuplarını karşısında görünce pek şaşırıyor. Yağmurda, yağmurda bir de röportaj. Yağmurda, çamurda biz hep çalışıyoruz Murat Bey. Neyse, bir ara şarkı sözlerini unuttuğunuzu fark ettik sahnede. Hayırdır? Arkadaşlar yaşlanıyorum artık. O yüzden böyle şarkı sözlerini unutma triplerine girebilirim bence de. Hangimiz mutlu ki tek taraflı bittiğine değdi mi? Murat Dalkılıç'la müzik dolu dakikalardan sonra Bülent Ersoy konserine geçiyoruz. Diva kabarık türlerle bezenmiş gösterişli turuncu kıyafetiyle sahnede. Diva'ya ilgi oldukça yoğun. Özellikle gençler o gece söylenen her şarkıya coşkuyla eşlik etti. (Gülüyor)
ağırlıkta olduğu bir davetteyiz. Tanemsi var, Esin Moralıoğlu, Didem Soydan gibi ışıltılı hanımların olduğu davetin dikkat çeken ismi Berrak Tüzün Ataç. Windmill, windmill for the land, the forever hand in hand. Berrak Tüzün Ataç'a sorular mecburi sebeplerden dolayı kısa süren Roma tatiline dair. Roma tatiliniz nasıl geçti efendim? İfade vermek zorunda kaldığı üzücü olayla ilgili sorular kibarca sorulmasına rağmen konuşmuyor Berrak Tüzün Ataç. Partinizin yanında kesmenin sebebi bu malum yaşanan olaylar olduğu söyleniyor. Anadolu Ateşi'nin Harbiye'deki gösterisindeyiz. Mustafa Erdoğan dansçılarına son taktikleri veriyor. Figürler sahne mesafeleri küçük olduğu için dikey ve yukarıya doğru. Çok fazla seyirci var ve yukarıda seyirciniz var. Anadolu Ateşi'nin dünyaya açılması sürüyor. Mustafa Erdoğan gururlu ve mutlu. 40 ülkeden Anadolu Ateşi'nin tanıtımı yapılıyor. Bunların içinde Çin var. Bunların içinde Kanada var, Brezilya var, Rusya'nın tamamı var. Oğulları Atlas, Ares ve Güney'in de Anadolu Ateşi ile birlikte provalara çıktığını öğreniyoruz. Seneye de inşallah onlar da kursa başlayacak. Mustafa Erdoğan oğullarını dansçı yapmaya kararlı. Gülben Ergen'in haberi var mı acaba bu gelişmeden? Ben tercihi onlara bırakıyorum. Ben tabii ki isterim ama onlar çok istiyorsa olur. Çünkü bu öyle bir sanat. İsyankar şarkıcı Halil Sezai'nin gece maceraları herkesin malumu. Çıktığı gece turlarını genelde kıyak kafayla bitiriyor ünlü şarkıcı. Şarkıcı Halil Sezai'nin aşırı alkollü bu hali hayranlarını derinden üzdü. İçim yanar, içim kanar da isyan geriye bir. Yürümekte güçlük çeken Sezai, görüntülendiğini fark edince nasıl ama güzel fotoğraf yakaladınız diyerek medya mensuplarına sitemde bulundu. Ha, fotoğraf güzeldi değil mi? Harika fotoğraf. Sağ ol. Şu şefle konuşam geliyorum şimdi, birazdan konuşalım. İçim yanar, içim kanar da isyan. Caz Festivali davetinde cazcı kardeşler Kıvanç Tatlıtuğ ve İlker Ayrık bir araya geldi. İmajlar festivalin ağırlığına göreydi. İlker Ayrık, sosyetenin ağırlıkta olduğu davete beyefendi bir imajla katılmıştı. Ve Kıvanç Tatlıtuğ, atlattığı motor kazasından sonraki ilk görüntüsü bu. Yer caz festivali olunca konu sazdan cazdan açılıyor haliyle. Dinliyorum arada sırada dinliyorum. Ella Fitzgerald var, Louis Armstrong, Ray Charles, şu anda aklıma gelen isimler. Onun dışında birkaç tane daha var böyle yoğun dinlediğim. Ya belli zamanları var, belli aralıklarla dinliyoruz. Yeni imajı da sorulmalı. Salon erkeği havası sezinledik biraz Kıvanç Tatlıtuğ'da. Katıldığı ortamın ağırlığından olsa gerek. O yüzden bozuyor diyeyim, merak ettim de. Valla bir süre bir bıraktık bakalım, göreceğiz ne çıkacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, hayırlı akşamlar. Çek çek. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Az sonra. Emre Altuğ sonunda eşi Çağla Şikel'e dahil oldu. Yok yok, öyle hemen kötü düşünmeyin. Show TV'nin sabah şekeri Çağla Şikel programında partneri Alişan ile birlikte eşi Emre Altuğ'u ağırladı. Programa minik çocuklarını da getiren çift, kendilerine yapılan sürprizler karşısında ise oldukça şaşırdılar. İşte o sıcak görüntüleri getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
yanıma. Dünyalar tatlısı Uzay'ın annesine tatlı sürprizi. Uzay kurban oldu. Ya yapma bunu ya. Emre Altuğ, Çağla Şeker çifti, müzmin bekar Alişan'a kısmet bulma telaşında. Bizim var arkadaşlarımız, bekar arkadaşlarımız var. Böyle kısa boylu. bonköre birini bulmak çok kolay canım. Onun çok kolay o. Evlen artık Alişan. Alişan, Çağla ve Emre üçlüsü gülmekten konuşamadı. Kahkaha dolu röportaj. Show TV'de sabah ekranlarının neşesi ve rengi her şey dahilde tatlı bir sürpriz yaşandı geçtiğimiz gün. Programın güzel sunucusu Çağla Şikel'e ilk sürprizi eşi Emre Altuğ yaşattı. Ve bizim eniştemiz, çok sevdiğimiz canımız, ciğerimiz Emre Altuğ geliyor. Gel otur yanıma, senle konuşalım baş başa. Meseleyi uzatma, yarı yolda bırakma. Ne oldu? Sana ne oldu? Böyle şey oldun, gerildin, bir kedi gibi böyle. Bağlama kısmetini. Heyecanlandım ya. Hakikaten heyecanlandım, bir etrafında döneyim dedim. Sende var mı o heyecan? Ben normal. Normal böyle bir programa geliyormuş gibi. Böyle bir program. Biz seni çünkü biz seni bir kere ağırladık. Program evet. İlk başladığında ağırladık. Program, her şey dahildi. Evet. Bu da zaten son programımız. Bitiyormuş değil mi? En tatlı sürprizse çiftin dünyalar tatlısı oğlu Uzay'dı. Minik Uzay şirinliği ve sevimliliğiyle herkesi mest etti. Uzay nerede? Uzay evde. Uzay evde mi? Uzay burada. Ay kurban oldu. Ya yapma bunu ya. Ben bunu evde bırakıp gelmiştim. Böyle bir tatlılık var mı ya? Maşallah. Vay! Alkış anne. Abi. Abi. Burada abi var. Burada merhaba. Kim var? Burada kim var? Hani anne? Anne nerede? Ha? Söyle. Anne de. Anne. Mikrofon al eline. Bu kim? Kim bu? Hani kim baba? Baba. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Anne. Bu kim? Anne. Anne. Kurban olsun. Kurban olsun. Konuşmaya başladın mı böyle ufak? Elim ayağım titriyor. Konuş. Abi nerede? Abi. Ay. Abi gitti mi? Abi. Ay abi. Gitti mi? Abi okulda. Abi. Okulda gitti abi. Gittim abicim de abicim. Anne ve babasının söylediği şarkılarda da şaşırdı kaldı kısa bir süre. Orada gördün ya. Kendini gördüm. Bir kendini gösterelim bir bak. Kim o? Sen kim o? Kim o? Bir kaldırsak Uzay kendini görse evet. Ekranda. Hani nerede Uzay? Kim var orada oğlum? Kim var orada? Bak. Kurban olsun annesi. Yayından hemen sonra Alişan, Çağla ve Emre üçlüsünün yanındayız. Konu hemen Alişan'ın müzmin bekarlığından açılıyor. Bu çocuk nasıl, ne zaman evlenecek bilemiyoruz. Hayır Emre Bey, bir el atsanız da Alişan'ı evlendirsek hem sevaptır. Dur daha yok, bulacağız. İyi de Alişan'ın da istekleri önemli elbette. Hadi Alişan, söyle bakalım nedir gelin adaylarında aradığın özellik? Kısa boylu. Vallahi bu çocuk hep işin gırgırında. Acaba gerçekten evlenmeye mi niyeti yok? Bulsa bir kız girmez mi dünya evine? Boya posa bakmayacaksın yani. Bir anda böyle, ben kendim bir anda evli buldum. Bu işler böyle oluyor. Abim bana söylemişti zamanında. Demişti ki böyle yaparken falan böyle bir hay arada derede hay huy derken bir anda evli bulacaksın kendini. Hakikaten öyle. Ben şimdi bulayım. Bir ay içerisinde nişan düğün hepsini bir arada yapayım. Yapar mısın hepsini? eğer öyle bir nakit, olsun. Nakitin var mı hazırda var yani? Şey yaptın. Hayır yani bu evli kişi için ayırdın. Hayır, biliyorum servis yapıyorsun, şey yapıyorsun. Kredi alır yine oradan evlenirim. Oradan para kazanıyorsun. Kredi alır yine evlenirim ya. Ooo şaşırttı bizi Alişan. O nasıl çıkış öyle? Parası da yok desek o da var. Bir dönerci dükkanı da açtı. Gerçi Emre Altuğ gibi büyük işletme sahibi olsa daha iyi olur. Mesela bir otel falan mı açsa? O da motosiklet aldı bir tane, servis yapıyor. Alişan çok fazla saçıyor galiba parayı. Kazandıklarını yatırıma daha fazla çevirmesi gerek.
en yakın kankası Çağla daha iyi tanır ya onu. Alişan'ın annesi olmasa Alişan çok aşırı bonkördür. Çok fazla gereksiz bazen mesela bahşiş konusunda. Mesela ben acayip kızıyorum. Gereksiz böyle saçma sapan saçışları vardır parasını. O da çok zor kazanıyor. Oraya buraya gidiyor, bir sürü konser yapıyor vesaire. Biz her sabah buradayız bilmem ne. Evet, o biraz çok fazla kıymet bilmiyor ama Allah'tan annesi var. O birazcık toparlıyor onun sayesinde. Alişan'ın bir özelliğini de öğrenmiş olduk böylece. E peki, ona göre bir kız bulalım o zaman. Bonkör'e birini bulmak çok kolay canım. Onun çok kolay o. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Az sonra... Başarılı popçu Kenan Doğulu'nun Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserinde çok özel misafirleri vardı. Sevgilisi Beren Saat'in ailesi ve kendi ailesini ağırlayan Doğulu hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Öte yandan Beren Saat'in yeni filminde kör, sağır ve dilsiz bir karakteri canlandırdığı filmden ilk karelerde bu haberimizde efendim. İzliyoruz hep beraber. Karanlıkta ne kadar yaşayabilirsiniz? Kaç gün? Kaç saat? Kaç dakika? Beren Saat'in yeni filminden ilk görüntüler. Ben yaşadığım sürece kimse benim kızımı bir yere gönderemez. Anladınız mı? Bu sahne gözyaşlarına boğacak. Beren Saat'in kör, sağır ve dilsiz bir genç kız oynadığı filmin en can alıcı sahnesi geliyor. Dünürler konserde buluştu. Kız isteme merasimi gibi konser. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in anneleri konserde buluştu. Soğuk bir İstanbul gecesinde şakır şakır yağmur altında yapılan Kenan Doğulu konserindeyiz. Soğuk havaya rağmen konsere gelen isimler arasında Yılmaz Erdoğan ve eşi Belçim Erdoğan da var. Kenan'ı çok seviyorum, müziğini seviyorum, onu çok seviyorum. O yüzden buradayım. Ön sırada 3 zarif hanımefendi dikkat çekiyor. Soldan sağa beyaz saçlı hanımefendi Beren Saat'in anneannesi Habibe Saat. Yanında kızı yani Beren Saat'in annesi Ayla Saat var. Ayla Saat'in yanındaki hanımsa Müstakbel Dünür'ü yani Kenan Doğulu'nun annesi Serpil Doğulu. Saat ailesinin hanımları müstakbel damatlarını, Serpil Hanım da oğlunu izlemeye gelmiş. Mutlu aile tablosu yani. Ve Kenan Doğulu sahnede. Yağmurlu havaya uygun bir eser seçmiş açılış şarkısı olarak. Frank Sinatra'dan söylüyor. Gözler Beren Saat'i arıyor seyirciler arasında. Ünlü oyuncu orada ama seyirciler arasında değil, kuliste. Beren Saat, Kenan Doğulu çifti, ünlülerin vergi sıralamasının ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme geldi. Beren Saat'in Kenan Doğulu'dan daha fazla vergi ödediği öne sürüldü. Beren Saat'e bu yıl bu kadar çok kazandıransa Benim Dünyam filmi şüphesiz. Ben 18 yılımı heba ettim. Bunun başarısızlığına tahammülüm yok. Benim içimde sesler sessizliğe dönüşür, aydınlık da karanlığa.
Uğur Yücel'in filminde kör, sağır ve dilsiz bir kızı oynuyor Beren Saat. Film oldukça dokunaklı sahnelerle dolu. Hem sağır hem kör. Şimdi bir de zihinsel engelli olacak öyle mi? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Çok ilgilendirir. Ve ben işte filmden sadece ilk görüntü. Kimse Beren Saat ve Uğur Yücel yan yana. İmkansız. Mahir Hoca'nın Ela'ya hiç öğretmediği bir kelime. Kız mı sizin imkansız dediğinizi mümkün kılacak? Yaz ortasında Büyükada'da çekilen bu sahne için özel kar makinalarıyla kar yağdırıldı. Kör, sağır ve dilsiz kızı başarıyla oynayan Beren Saat'in bu sahneyle milyonları ağlatacağı iddia ediliyor. Kimseyi bana ver. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Az sonra. Kısmet, kader, dünya, yuvarlak falan. Hande'ye bir haller oldu. Niye gülme krizine girdi? Yoksa Hande Yener'i bu kadar güldüren neden aşk mı? Ünlü popçunun yeni sevgilisi kim? İlan mı edeceğiz yani? Az sonra. Çek. Cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam ediyor. Ünlü oyuncu Kadir İnanır ile gittiği Kosova Film Festivali'nde çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Sıcak, samimi ve çarpıcı açıklamalar yapan İnanır, katıldığı ödül töreninde ise gözyaşlarını tutamadı. İzliyoruz. Televizyon haberciliğinde çok konuşulacak bir röportaj daha. Bir gerçek var ki tartışılmayan, herkes öldüğüm zaman da büyük kalabalıkların beni uğurlayacağını biliyorum. Bu röportaj çok konuşulur. Öldüğüm zaman da cenazeme kim gelir diye bir endişem yok. Çok şaşıracaksınız. Kadir İnanır, geçirdiği ameliyatlar ve hastalıktan sonra ilk kez konuştu. İnsanın aciz ve hiçbir şeye direnemez hale geldiğini görüyorsun. Bu sözleri ondan daha önce hiç duymadınız. Kadir İnanır, Türk Filmleri Haftası için gittiği Kosova'yı nasıl ayağa kaldırdı? Kosova'da dakikalarca ayakta alkışlandı. Kadir Baba'nın gözyaşları. Onu böyle ağlarken hiç görmediniz. Cumartesi sürprizi Kadir İnanır'ın Kosova Cumhuriyeti'ne yaptığı çıkarmasını adım adım takip etti. Oldukça sıcak karşılanıyoruz. Akşam saatlerinde geldiğimiz Kosova'da bir gün sonra ilk durağımız olan Prizren'e, Prizren Üniversitesi'ne geçiyoruz. Alkış kıyamet, Kadir İnanır içeriye adımını atıyor. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kadir İnanır'a ilginç bir soru geliyor o dakikalarda. Bir genç Kadir Baba'nın gençlik sırrını merak ediyor. 44 yaşında dediğiniz o kadar genç. Bunun bir sırrını da verebilir misiniz? Kalbini çok temizleyeceksin. İçine asla hiçbir leke koymayacaksın.
inanır Rizen Üniversitesi'nden hemen sonra Priştine'ye geçiyor. Burada Kosova Cumhuriyeti Kültür ve Gençlik Spor Bakanı Memli Krasniki ile buluşan ünlü aktör sıcak ve samimi bir görüşme yapıyor. Kosova kültürünü ve bu halkın bugüne kadar gelen bir simgesi. Kadir İnanır'ın bir sonraki durağı Büyükelçilik Rezidansı. Burada da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Songül Ozan'ı ziyaret ediyor. Ziyaretlerden hemen sonra usta aktörle yeniden Prizren'e doğru yola çıkıyor ve bu harika kenti dolaşmaya başlıyoruz. Prizren gerçekten güzel bir şehir. Burada bulunan tarihi bir köprünün üzerine geldiğimizde Kadir İnanır da şaşkınlığını gizleyemiyor doğrusu. Ya şimdi burayı ben karıştırdım, Saraybosna'da mıyım, Prizren'de miyim diye. Çünkü Saraybosna'da aynen böyle bir köprü var. Böyle bir şehrin ortasından akıyor. Böyle bir doku benzerliği birbirine şaşırttı beni doğrusu. Kosova Devleti'nde Türklerin çok yoğun yaşadığı bir şehir Prizren. Gösterilen ilgiden son derece memnun Kadir İnanır. Ancak Ömür Sabuncuoğlu'na da açık vermek istemiyor tabii. İnsanların bu sevgisini biliyordum ama bu kadar içten, bu kadar daha duygu yüklü olduğunu doğrusu bu kadar netleştiremiyorum. O yüzden de çok mutluyum. O yüzden ben de o duygularla burada bir sevgi yumağı içerisindeyim. Heyecanımı da sana fazla göstermek istemiyorum. Sohbetimiz devam ederken Türkiye'den acı bir haber geliyor o dakikalarda. Bugün Kosova'da üzücü bir haber aldık. Yine Türk sineması için bir devi kaybettik. Tuncer Kurtiz'in vefat haberi geldi. Evet, yani ben de üzüldüm doğrusu. Çok değer verdiğim, çok sevdiğim bir sanatçıydı. Ama işte hayatın gerçeği bu. Hepimiz bu dünyadan teker teker gideceğiz. İşte tam o andan itibaren röportajın tüm seyri değişiyor. Kadir İnanır daha önce pek görmediğimiz o duygusal havasına bürünüyor. Bir gerçek var ki tartışılmayan, herkes ölecek. Yaşarken güzel şeyler bırakmak, büyük saygınlık bırakmak, çok güzel eserler bırakmaktır asıl olan. Uzak olsun Kadir İnanır'dan. Zira ona daha çok ihtiyacımız var. Yalnız kendisine de dikkat etmesi gerek. Akciğerinden rahatsızlığı olduğu dönem bizi ve hayranlarını oldukça korkutmuştu. Birkaç kilo fazlam var, onları da atmaya çalışıyorum. Dramatik bir şey yok yani, anlayacağın. Gayet iyiyim. Bu güzel haber hepimizi sevindirdi doğrusu. Gayet iyi görünüyorum değil mi? Sence çok iyi, değil mi? Maşallah çok iyi görünüyorsunuz. Yalnız Kadir İnanır'ın bundan sonrası için çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Artık sigaradan tamamen kurtulduk. Sağlıklı yaşamaya dikkat ediyorum. Spor yapıyorum. Ömür Sabuncuoğlu, Kadir İnanır'ın hastanede kaldığı dönemde neler yaşadığını, nasıl bir ruh hali içinde olduğunu merak ediyor o anlarda. Ve işte Kadir İnanır'dan arşivlere geçecek sözler. Peki şunu merak ediyorum. Yani siz hasta yatağınızda yatarken aşağıda binlerce insan geldi ve hastanede. Siz o an içinizden neler geçti? Öldüğüm zaman da büyük kalabalıkların beni uğurlayacağını biliyorum. Çünkü ben o bütün hayatım boyunca bu fotoğrafı görmek için yaşadım. Filmlerinde o sesi gürleyen, vurduğunu deviren Kadir Baba duygulanıyor, sesi titriyor. Ölümle yaşam arasında gidip geldiği dakikalar aklına gelmişçesine bambaşka bir ruh haline bürünüyor. Öldüğüm zaman da cenazeme kim gelir diye bir endişem yok. Hasta olduğu dönemde 3 büyük ameliyat geçiren dev aktör her insanın bildiği gerçeklerle yüzleşmiş. O zaman tamamen kendini bırakmak zorundasın. Ne kadar insanın aciz ve hiçbir şeye direnemez hale geldiğini görüyorsun o zaman. Sağlığındayken, hiç böyle dramatik sorunlar yokken esip gürleyen karakter birdenbire zavallı bir kişiliğe dönüşebiliyor. İşte bu da yaşamın ve hayatın küçücük bir karşılığı olsa gerek. Son filmi
Elveda Katya'yı izlemek üzere filmin yönetmeni Ahmet Sönmez'le birlikte Prizren Kültür Salonu'na gelen usta aktör burada dakikalarca ayakta alkışlandı. Kadir İnanır'a burada bir sürpriz vardı. Prizrenli gençler Kadir İnanır'ın Türkan Şoray'la başrolünü oynadığı Dila Hanım filmindeki bir sahneyi canlandırdılar. Efsane oyuncu bir yandan gülümsedi, bir yandan da cep telefonuyla o anları kaydetti. İşte Kadir İnanır'ın duygu yüklü anları. Elveda Katya filmini seyrederken İnanır'ın gözyaşları adeta sel olup akıyor. Kadir İnanır gözlerinden süzülen yaşların yorumunu da sıcağı sıcağına ekibimize yapıyor. Gözyaşları sel oldu o sırada. Etkilenmemek çok zor. Öyle bir güçlü bir film bu. Kosova'da Cumhuriyetinden iz bırakarak geçti Kadir İnanır. Alkışlarsa onun en büyük armağanıydı elbette. Çek çek. Sevgili seyircilerimiz, şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz çok özel haberlerimiz var. Reklamlardan sonra cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam edecek. Kısmet, kader, dünya, yuvarlak falan. Hande'yi... Bir haller oldu. Niye gülme krizine girdi? Yoksa Hande Yener'i bu kadar güldüren neden aşk mı? Ünlü popçunun yeni sevgilisi kim? İlan mı edeceğiz yani? Az sonra. Çek çek. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Az sonra. Çek çek. Kısmet, kader, dünya, yuvarlak falan. Hande'ye bir haller oldu. Niye gülme krizine girdi? Yoksa Hande Yener'i bu kadar güldüren neden aşk mı? Ünlü popçunun yeni sevgilisi kim? İlan mı edeceğiz yani? Az sonra. Çek çek. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Ne amaçlı gözaltına alındı? Az sonra. Çek çek. Başarılı popçu Hande Yener'le röportaj yapmak istedik.
Ancak ünlü popçu gülme krizine girince ortaya gülmekten kendinizi alamayacağınız görüntüler çıktı. İzliyoruz. Kısmet, kader, dünya, yuvarlak falan oraya bak. Hande'ye bir haller oldu. Niye gülme krizine girdi? Yoksa Hande Yener'i bu kadar güldüren neden aşk mı? Ünlü popçunun yeni sevgilisi kim? İlan mı edeceğiz yani? Çılgın popçu Hande Yener cephesinde işler iyi gidiyor. Ama eller gider Mersin'e, Hande gider tersine durumu var. 40 yaşında manken oldu ünlü popçu. Mantık ve kalp savaşta kaldık. Dik bir yokuşta yaşanmadan bilinmiyor. Ama akıl verenler çok. Durdum bir dinledim beni. Çıktığı defilede Amerikalı çılgın şarkıcı Lady Gaga'nın kostümlerini giydi Hande Yener. Hande Yener'de her şey tersinden işliyor. Millet 17 yaşında manken olur, 40 yaşında anne. Hande'de tam tersi. 17 yaşında anne olup hani işte 23-24 yaşında şarkıcı olup 40'ında da mankenlik. Muhabirimiz Fatih Yılmaz aşk konusuna girecek oluyor. Hande Yener patlatıyor bombayı. Yalnızlıkla mutlu musun? Kim söyledi yalnız onu? Bir sevgilisi var anlaşılan. Yoksa bedavadan sırf geyik olsun diye böyle konuşmaz. Tanıyoruz az buçuk Hande'yi. Soruları sanatçı kabul etmiyor. Fatih Yılmaz ağzından bir isim almaya çalışıyor ama nafile. Hande Yener coştu bir kere. O zaman var. Ne zaman var? O zaman. Nasıl delirdim diye bir şarkısı var ya hani. Durup dururken nasıl delirdiğini biz de anlamadık vallahi. Ben aşık olunca. Travma kalacak bende bu. Sürekli arkamda var sanacağım. Yapma. Volta atıyoruz kamerayla. Aşktan bunlar, aşktan. Aşık olmasa böyle kahkahalar atar mı insan? Durup dururken açtığı kapının ardında ne gördüyse artık katılıyor gülmekten. Ne diyelim? Allah herkese Hande Yener neşesi versin. Volta atıyoruz kamerayla. İçlerinde başarılı oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın da olduğu birçok ünlü isim hapse mi girecek? Haklarında dava açılan ünlü isimler ne yapacak? Cevabı haberimizde saklı, izliyoruz. Şok, şok, şok. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alındığı operasyonla olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca hapse mi giriyor? Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Kimlere yakalama kararı çıkarıldı? Serpil Çakmaklı'nın operasyonla ilgisi ne? Ne amaçlı gözaltına alındı? Savcının ortaya attığı iddialar ne? Ortaya çıkan telefon kayıtlarında neler var? Mahkemenin aldığı şok kararlar ne? Geçtiğimiz sene yapılan ve birbirinden ünlü isimlerin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonuyla ilgili çok çarpıcı gelişmeler yaşandı geçtiğimiz hafta. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren gibi isimlerin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı sürecin iddianamesi tamamlandı. İddianameye göre ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar dava açıldı. İfadelerimizi verip gideceğiz. Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Evimizde uyuşturucu bulunduğu için gözaltına alınıyor. Pardon. Evinde uyuşturucu bulunduğu iddia ediliyor. Ne söyleyeceksin bununla ilgili?
kullanma ve temin etme iddiaları var. Şu anda konuşmuyorum arkadaşlar. Bittikten sonra her şeyi konuşacağım. İfade sırası bekliyoruz, ifade vereceğiz. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında 17 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı çıkan isimler arasında Çağatay Ulusoy'un eski menajeri Selim Boronkay da var. Bitmedi. Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in de aralarında bulunduğu 13 isimle ilgili de yurt dışına çıkış yasağı çıkarıldı. İddianameye göre bu isimlerin uyuşturucu kullanımı yapmak, temin etmek ve uyuşturucu temin eden bir suç örgütü kurmak gibi suçlamalardan hüküm giymesi isteniyor. İddianamede yer alan cümleler oldukça çarpıcı. Savcı, Çağatay Ulusoy'un kendi evinde Gizem Karaca ile birlikte esrar kullandığını, Çağatay Ulusoy'un esrar temini yaptığını iddia etti. Ne amaçlı gözaltına alındı? Ne söyledi? Vallahi arkadaşlar şimdi konuşmayacağım. İddialar var, bir miktar uyuşturucu bulunduğu söyleniyor evinde. Müsaade. Ne söyleyeceksin bunlarla ilgili? Yani konuşuluyor çünkü bunlar. Ayakkabıya falan basıyorsunuz arkadaşlar. Yakın zamanda hakim karşısına çıkacak ünlülerin telefon konuşmaları olduğu iddia edilen tapeler de iddianamede yer buldu. Telefon kayıtlarının en dikkat çekici ismi Serpil Çakmaklı. Yeşilçam oyuncusu Serpil Çakmaklı'nın ismini şifre olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Söz konusu telefon görüşmelerinde Cenk Eren'in taş kokaini Serpil Çakmaklı ismiyle istediği öne sürülüyor. Müzik 149 sayfalık iddianamede söz konusu uyuşturucu çetesinin şüphelileri 1'den 34'e kadar numaralandırılmış. Sıralamada Çağatay Ulusoy 33 numara, Gizem Karaca ise 34 numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Show TV'nin ilgi odağı programı Moda Takibi modanın nabzını tutmaya devam ediyor. Sema Çelebi'nin moderatörlüğünde kim şık kim müküş. Ünlü isimleri mercek altına alındığı program birazdan ekranlarınızda olacak. Ama önce BTR'mizi izliyoruz. Nispeten bir kostüm gibi bir elbise katledilmiş. Süpermarkete gitmişti, orada kasada bir kavga mı çıkmış? Biraz kavram karmaşası yaşadığını düşünüyorum. Ünlü hanımlar ve beyler dikkat! Artık rüküş olan yandı. Yaşından büyük buldum Göksel'i. Üzerindeki beyaz montu çok beğenemedim. Modanın takipçileri Hadise'den Tarkan'a, Funda Arar'dan Murat Boz'a kadar herkesi bombaladı. Ünlülerin giyim zevkini mercek altına alan program Moda Takibi yine dop dolu bir bölümle geliyor. İvana Sert, Sema Çelebi, Ceylan Atınç'e ve İlker Bilgin'in gazabına bu hafta bakın kimler uğradı. Moda polislerinin ilk kurbanı sarışın güzel Vilma Eles oldu. Hollandalı oyuncunun kıyafeti topa tutuldu. O bence elbise katledilmiş. Kurtaramamış ucuzluktan kendini. O ayakkabıları hiç görmemeliydik. Hani estetiksiz duruyor. Yaz ortasında kışlık bot giyen özensiz saçlı Seray Severse yorumcuların hışmına uğrayan bir başka isimdi. Gerçekten süpermarkete gitmişti, orada kasada bir kavga mı çıkmış? Seray Hanım'ın saçlarını bu hale getirmişler diye düşündüm. Çok rahatsız olduğum etek üstü tayt oldu açıkçası. Bir modacı olan Emel Acar'ın leopar taytı ve çantası da eleştirilerden nasibini aldı. Ben hayvan baskısı pek seven bir insan değilim. En rahatsız nokta bu kombinli çanta. Az solist Funda Arar'ın sahne kostümünde sıra. Kavram karmaşası yaşadığını düşünüyorum. Olmadı, beğenmedim. Hadiseyle ilgili en ilginç yorum, derin bacak dekoltesiyle programa renk katan Ivana Sert'ten geldi. Buz paten bir kostüm gibi. Bu seni kızdabildiği için bacaklarının biraz hafif kalın ve biraz kısa olduğunu. Her kostümünde uzun etek ve derin dekolte tercih eden Göksel'in kostümü de rüküşler arasındaydı. Yaşından büyük buldum Göksel'i. Elbise Göksel için yanlış bir tercih. Sadece bayanlar değil, erkeklerin kıyafet tercihleri de Moda Takibi'nde mercek altına alınıyor.
Murat Boz'un beyaz botları beğenilmedi mesela. Beyaz botları ben hakikaten sevmiyorum. Pantolon farklı olsaydı botlar daha ön plana çıkardı. Belki bu kadar tonaton durmazdı. İlker Bilgi, Murat Boz'un fit vücuduna övgüler yağdırdı. Geçen seneki o bitik vücudundan sonra Murat'ı böyle fit, zinde ve canlı görmek sevenlerinden biri olarak beni mutlu etti. Ve moda takibinde haftanın bombası Tarkan'dan. Kıyafetine eleştiri yağdı Megastar'ın. Kimono'ya benzeyen o üzerindeki beyaz montu çok beğenemedim. Anlayamadım bu sahne kıyafetini. Diz altından boğum boğum olmuş. Hep galiba bu şeyini modacısını falan mı değiştirmiş? Çok tamamen bir değişik tarz var üstünde. Evet. İlker Bilgi Tarkan'la ilgili bombayı patlattı. Tarkan'ın yeni modacısıyla aşk yaşadığını iddia etti. Aralarında da duygusal bir yakınlık varmıştı. Programda haftanın en şık bayanları arasında gösterilen isimse cemiyet hayatının önemli isimlerinden Feryal Gülman oldu. Çok beğeniyorum kendisini, tarzını. Özellikle o kadar çabasız bir şıklık gibi gözüküyor ki işte önemli olan o zaten. Hepsi ve daha fazlası Cumartesi sürprizinin hemen ardından yayına girecek moda takibinde. Kaçırmayın deriz. Çek çek. Cumartesi sürprizinin bu haftalık sonuna geldik. Yarın sabah 10'da pazar sürprizinde Show TV ekranlarında yine karşınızda olacağız. Ama unutmadan az önce de haberini izlediğiniz Show TV'nin ilgiyle izlenen moda programı Moda Takibi saniyeler sonra ekranlarınızda olacak. Kaçırmayın derim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.